İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Haftanın ilk yarışmacısı Elis Zülf. 34 yaşında ve 5 yıllık evli. Bulgaristanlı gelinimiz mimar ama şu an çalışmıyor ev hanımı. Seda Nur Camcı. 19 yaşında ve 6 aylık evli. Memleketi Edirne olan gelinimiz sağlık bakım teknisyeni ama çalışmıyor ev hanımı. Canan Şevik, 35 yaşında ve 4 yıllık evli. Butik işletmecisi gelinimiz Tekirdağlı. İrem Nur Soysal, 22 yaşında ve 4 aylık evli. Samsunlu gelinimiz düğün salonu işletmecisi. Merve Aksu, 34 yaşında ve 5 yıllık evli. Biyoenerji uzmanı gelinimiz Sinoplu. Aslı Ünal'le gelin evi haftaya Edirne merkezden merhaba diyor değerli izleyenler. Ben gelinlerimi aldım. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel, birbirinden renkli gelinlerim var bu hafta. Şimdi efendim bugün Elis geline konuk oluyoruz. Elis gelin 5 yıllık evli bize burada randevu verdi. Bizi burada karşılayacak. Elis'cim kızlar gelin. Ay 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 Elis bizi ailesiyle karşılıyor. Bu kız senin mi? Evet Aslı Hanım, kızımla karşıladım sizi. Edirne'mize hoş geldiniz. Ay, çok tatlısınız. Eşin değil mi? Eşim, kızım Esile. Ah, merhaba. Sizi karşılamak istedim. Ay çok tatlısınız. Ne güzel, ne güzelsiniz böyle ailece. Çal veya. Karşılama oldu. Siz de müthiştiniz. Sağ olun. Çok güzel. Vallahi Edirne'ye geldiğimiz belli oldu. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Böyle hoş enerji bulduk. Güzel başlayalım bu haftaya dedim. Çok iyi düşünmüşsün tatlım. Eşinle ve tatlış kızınla. Adı ne bu prensesin? Adın ne canım? Esila. 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 Ay çok memnun oldum. Ben de Aslı. Ay ısınmış mı? Biraz üşüdü havalar soğuk. Edirne malum kuru soğuk. Evet. Eşinin ismi ne? Celal. Celal Bey merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşinize destek için evet. Buradasınız galiba. Kızım ve ben annesinin yanındayız. Ay ne güzel. Ne iş yapıyoruz? Çiftçi. Pazarcı. Ne güzel. Edirne'de çiftçilikte uğraşıyoruz. Harikasınız. Peki destekliyorsun hanımını. Evet. Sonuna kadar arkasındayım. Çok güzel. Ben de gelinlerim. Gelinlerimi de aldım. Bu haftanın gelinleri efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyelim. Hoş bulduk. Hava biraz soğuk, eve geçelim mi biz hemen? Hadi geçelim. Hemen geçelim. Hadi buyurun. Hadi burada Mucu. Hadi oldu mu? Hadi gidelim. Gelin evi. Eve girer girmez gözlerim kamaştı. Sen diyorsun çok abartı. Evet. Abartı sevmez misin sen mesela? Müze havası uyandırdı. Allah Allah. Otel odasına girmiş gibi oldum. Allah Allah. Aslanım benim normalde peçeteye ihtiyacım yoktu. Beni test etmek istemişsin ama benden kötü hareketler bekleyemezsin. Ruhum daraldı benim. İşkembe dikişleri işkembe modeli. İşkembe modeli türleri gözlerime işkence yaptı gerçekten. Aynı şaheser gibi. Tarihi eser. Çok çiçek çiçek babaanne mutfağı gibi. Çok güzel sen temizliyorsun. Böyle temizlik olmaz ki. Yavrum üstüne desen çizdin resmen sen ya. Bu çeyizsizce 50.000 TL eder mi? Hayır. 5 yıl önceki tabakları, çanakları mı sundunuz?
askerliğini nerede yaptı? Deniz olan yerde neydi? Hatay. Hatay. Az sonra. Elis Gelin koridorunu Eyfel Kulesi'nin altında çektirdiği düğün fotoğraflarıyla adeta bir sergiye benzetmiş. Klasik avantgard tarzda dekore edilen salon çok gösterişli. Country tarz dolapların yer aldığı mutfak geniş ve kullanışlı. Burası da Elis Gelin'in yatak odası. Mutfak gibi yatak odası da country tarzda. Ve gelinimizin banyosu. Merdivenli gömme küvet çok şık. Elis'cim harika karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vallahi neşem yerine geldi. Edirne'ye geldiğim belli oldu. Girer girmez. Nerede şimdi senin ufaklıkla eşin? Onlar Eltim'e gitti. Kızım orada kalacak. Ha. Evet. Aa, onlar süper. İlgilenecekler. Süper. Ay canım benim. Hemen gelinler isimlerini söylesinler. Hızlıca tanıyalım. Ben Merve. Evet. Ben İrem Nur. İrem. Canan. Nur. Ben Seda Nur. Seda Nur. İrem Nur, Seda Nur. Tamam. Bir de sen mi Edirne'deydin? Hı hı. Ay, yarın sendeyiz. Yarın bendeyiz. Ay neler olacak bakalım yarın. Siz de Tekirdağ değil mi? Evet. Evet bu bölgedeyiz. Bu bölgenin enerjisi bambaşka oluyor. Trakya yani. Değil mi? Sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım. Ne işle meşgulsün? Şu an çalışmıyorum ama mimarım. Ne, yani mimarlık mı okudun? Aslında öğretmenlik okudum. Yapı ressamlı öğretmenliği okudum. Ha. Ondan sonra gittim mimarlık okudum ikinci üniversite. Kaç yıllık? Öğretmenlik 4 yıllıktı. Evet. Ondan sonra mimarlıkta 6,5 yıl yüksek lisansla beraber hepsi bitti. Hey maşallah maşallah. İç mimar mı oldun? Normal mimar. Yüksek lisansım iç tasarım dizayn üzerine. Wow, o zaman enteresan değişik mimari yapılar göreceğiz bu evde. Senin tabii. Elinin değdiği şeyler var mı? Evi tepeden tırnağa kırdım, döktüm, yaptım. Ciddi olamazsın. Şey benim eserim evet. Aa birazdan görelim o zaman. Evet, peki öncesi sonrası var mı? Kesinlikle var. Aa çektin. Çektim. Ev sizin o zaman? Benim. Tamam. Birazdan o zaman hem izleyicilerimizle paylaşalım hem de bizlerle paylaş olur mu? Olur. Tamam. Beraber görelim onları. Süper. Aslanım. He canım. Eve girer girmez gözlerim kamaştı. Çok abartı. Sen diyorsun çok abartı. Evet. Gerçekten. Yaşına göre hiç. Abartı sevmez misin sen mesela? Ya biz severiz de. He. Ama yani çok abartı. Müze gibi. Bana da müze havası uyandırdı. Allah. Evet çok. Otel odasına girmiş gibi oldum. Allah Allah. Onun, senin kral dairesi herhalde. Evet. Misafirlerime ne kadar değer veriyorum, önem gösteriyorum yani. Odanın anlayın. Hangi tarafındayız? Kuzey batı. En özel kısmındasınız canım. Evet, en özel yerinde ağırlıyormuş. Hediyesini vereyim mi? Soracağınız bir şey var mı? Az sonra saklayın onları. Aç bakalım hediyeni tatlım. Ay iyi çok merak ettim. Hmm. Bakalım ağırmış da kaldıramadım. Aman Allah'ım. Aman. Tam da salonum gibi yeşilli. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Öyle bile kullan. Harika. Böyle düzü de var. Evet, tam hepsi tatlı, tabağı bir servisi. Evet. Harika, iyi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür biz de teşekkür ederiz. Güle güle, güle kullan. Güzel günlerde kullan ablacığım. Tamam inşallah, çok sağ ol. Benim tatlım. Evet, bugün haftanın ödüllü oyunu ne olacak? Cam fanusumuzdan çıkacak zarfa göre bakacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Haftanın ödüllü oyunu için. Ay çok heyecanlıyız. Hemen cam fanusu al sen. Ben de çok heyecanlıyım. Ay şöyle bakmadan. Şöyle şöyle. Acaba ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak sizce? Nar. Nar ayıklama. Ben sarımsaktan çok korkuyorum. Yalan. Vallahi hiç daha hiç soymadım. Aa, niye sarımsak sevmiyorsun? Hiç eve sokmam. Sahi mi ya? Acaba ne çıkacak? Var mı? Nar ayıklama. Nar ayıklama. Yaprak sarma. Yaprak sarma. İyi sarar mısın? Ben yumurtadan çok korkuyorum. Sarımsaklı yoğurt ister, kırkı bir kaşıkta gezer. Ne? Mantı. Ne yani? Acaba ne? Mantı mı yapacağız? Mantı. Bilmiyorum. Yani sarımsaklı yoğurt ister. Evet. Kırk kaşar mantı sar. Aman. Ne ya, mantı mı yapacağız? Mantı mı yapacaksınız acaba? Sarımsak bayıtlayacaksınız, ezeceksiniz. Ay ha, korktum başıma geldi. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacaksınız. Acaba ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Muhtemelen birazdan göreceğiz. Çok merak ediyoruz şu an. Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım kimin arası iyi oklavayla merdaneyle? Benim ya hamur işi yapıyor. Benim iyi.
Biraz acaba nasıl bir değil. Şey? Sizin için acaba ne hazırladılar bizimkiler? Ha? Merakla bekliyoruz. Eyvah. Haydi bakalım, yeşil zarftan bu çıktı, şöyle atalım. Sen bunları da kaldır bir tanem, tamam. Sunumlara geçelim hemen. Hadi bakalım. Hadi canım. Şimdi geliyorum. Nasıl karşıladı ama? Güzeldi değil mi? Karşılama nasıldı? Karşılama denmezdi. Bir davul bir zurnayla olacak iş değil. Yarın bende daha neleri neleri olacak. Çok seveceğim. Prenses de çok tatlıydı. Maşallah. Ay, pek ısırıp böyle yanakları sıkasım geldi ama başka kimde bebek var? Bende var aslında. Sende var. İkiz var bende. Öyle mi Merve? Kaç yaşındalar? 4,5. Ah canım benim. Kız mı erkek? İkisi de erkek. Ay görmek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Benziyorlar mı? Biri mavi gözlü, biri yeşil gözlü. Yani çift ayrı yumurta. Evet, çift ikisi. Yumurta. Çift yumurta. Ay çok merak ettim, dur bakalım. Kolay gelsin Elis. Nasılsın? Çok iyiyim. Harika bir kahve hazırlıyorum size. Türk kahvesi mi? Mücine kahvesi. Bu bir Yunan kahvesi. İçimi böyle çok güzel, yumuşak, ağızda hoş bir tat bırakıyor. Çünkü çekirdeği güzel çekilmiş. İri taneler kalmıyor ağızda. İçimi çok rahat oluyor. Ben severek tüketiyorum. Misafirlerime de bunu hazırlamak istedim. Ben de fincanları görünce Türk kahvesi yapacaksın sandım. Yani bunun içimi daha güzel, yumuşak olduğu için kendim bunu seviyorum. Kendim daha önce çalışmak için Gümülcine'ye gittiğimde de bizzat oradan aldım. Çok hoşuma gitti. Ondan misafirlerime de onu sunmak istedim. Misafirler demişken enerjilerini beğendin mi? Evet, güzel. Onlar da Trakyalı, nasıl olmasın? Bu hafta herkes Trakya bölgesinden olduğuna göre herkes oynamayı sever diye düşünüyorum. Aa, sevmez miyiz hiç? Parmaklarını ışıklatabiliyor musun? Altınlarım vardı, bitti mi? Dolarlar, eurolar gitti mi? Havan mı söndü, başım mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Sesim biraz kısık. Böyle çok kötü oldu. Biraz size işkence oldu ama özür dilerim. Estağfurullah Elis'cim. Acaba üşüttün mü? Niye kısıldı acaba sesin? Yok ya, heyecandan mıdır bilmem vallahi. Sesim kesildi. İğneler yaptırdım. 2 gündür ilaçlar içiyorum ama yok. Diğer günlerde daha da gelir de o zaman daha bir açılırız. E hadi bakalım, bekliyoruz. Bu arada lokumluktakiler ne? O badem ezmesi. Edirne'de meşhurdur biliyorsunuz. Sen mi yaptın? Yok, bunu ben yapmadım ama başka Edirne'nin meşhur ürünleri var yaptığımız soframda. Sürahideki içecek ne? O hardaliye, o da Edirne'ye özgü bir içeceğimiz, üzüm suyumuz. Onu da kahvenin yanında arkadaşlarımın tatması için. Elis, senin Gümülcene kahveleri akşama hazır olur mu? Ay! Dış ses, beni lafa tuttun, bardakları koymayı unuttum buraya hazırlarken. Baksana boşa gittiler, şimdi tekrar yapacağım. Ay Allah. Suçu bana atıyorsun ama bence fazla heyecandan oldu. Evet. Nasıl heyecanlı olmayayım ya? Düzelttim bu sefer. Kurtardık. Peki biz bu kahveleri böyle tek tek bekleyecek miyiz? Yok, şimdi sonra iki hemen çıkartırım ben onları. O zaman ben salona geçiyorum. Tamam, ben de hemen arkandan geliyorum. Tamam, gelinimiz de geldi. Elis'cim, Türk kahvesi mi bu? Bu Gümülcine kahvesi. Gümülcine. Türk kahvesine benziyor. Evet, evet. Yunan kahvesi. Hmm. Daha böyle ince çekim, güzel, içimi yumuşak. Öyle mi? Sizinle bunu ikram etmek istedim. Fark edilir mi tadı acaba? Bir tadalım. Bir tadın bakalım. Adı neydi? Gümülcine kahvesi. Hmm, hafif. Çok hafif hakikaten. Evet. Bunu mu içiyorsunuz İçimimize. Genelde? Evet, yani bu benim daha hoşuma gidiyor. Alıştığım diğer bir tat demek türlü ki. Bir tadı yok, evet. Hmm. Hoşuma gittiği için size de bunu ikram etmek istedim. Aynı şekilde mi yapılıyor? Evet, Türk kahvesi kıvamında yapılıyor. Aha. Neydi kahvenin adı ya? Gümücina, gümücine. Ama neyse, hiç beğenmedim. Keşke yapmasaydım. Nasıl buldun sanımlar? Senden başlayalım Merve. Kırmızı içeceğin ne olduğunu merak ettim. Öğrenmeden içmek istemedim.
O da Edirne'mize özgü hardaliyemiz, üzüm suyu. Kahvenin hardaliye. Evet. Kahvenin yanında da ikram ediliyor ve yanında da badem ezmesi. Edirne'ye gelmişiz. Yani bu lezzetlerimizi sunmadan olmazdı. Üzüm mü, vişne mi? Üzüm suyu. Bu da mı meşhur Edirne'de? Tabii. Kavala kurabiyesiyle badem ezmesi illa Edirne'ye geldiğinde. Bakın siz biliyor muydunuz kızlar? Ben biliyorum. Hayır, sen yok. Tabii. Edirne'lisin ama Tekirdağlı olmanıza rağmen bilmiyordunuz. Evet. Peki nasıl buldunuz Canancığım sunumu? Sunumu genel olarak şık buldum fakat salonun ağırlığına göre çok hafif geldi. Yani böyle kuşlu fincanlar çok minnoş minnoş. Halbuki salona baktığımızda sanki bir saray odasındayız ya da bir müzedeyiz gibi. Bence de yani salonu aşırı abartılı olduğu için yani belki kendisi böyle seviyordur ama aşırı şahşalı olduğu için. Sen de mi aynı fikirdesin? Ben de aynı fikirdeyim. Allah Allah. Gold var, altın var, tepsisi. Baksana kuşların kuyruğunda da gold var. Yani kenarlarında da böyle var. Zarif bir şeyle ikram etmek istedim. Ki abartmaya gerek yoktu yani zaten salonun dediğiniz gibi abartılı. Bu abartılı salonda ben daha böyle varaklı, daha dönem fincanları beklerdim açıkçası. Bu sefer derdiniz iyice saray havasında çok ağır geldi bize. Bir fincandan demezdim ya. Bence kaldırırdı sizin salonun onu da. Tamam, bir dahakine de öyle deneriz. Ben aslında bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Kahvenin adı tam neydi hatırlayamadım. Gümülcine. Aslında Türk kahvesi olsa daha iyi olabilirdi bence. Herkesin damak tadı farklı olabiliyor. Bazıları içemeyebilirdi bunu. Yani Türk kahvesine yakın bir lezzet, hatta içimi daha kolay olduğu için, daha yumuşak olduğu için herkesin tüketebileceğini düşündüm. Yani değişik risk olmadı. Çok teşekkür ederiz. Fincanların fiyatını öğrenelim mi? Fincanlarımın fiyatı 250 lirayı. Nereden aldın bunları sen? Tenten almıştım. Valla ben çok beğendim. Falan. Hiç de görmedim böyle. Bakın yuvarlak değil, oval tabağı. Evet. Değil mi? Kuşu şurada var, burada da kuşu var. Ay çok sevdim ben bunları. Çok memnun oldum. Ay, bıcır bıcır. Şeyleri sevmiyoruz. Muhabbet mi ediyor bunlar? Evet. Muhabbet kuşu gibi. Ay çok fır. Muhabbetimiz artsın, güzel güzel konuşalım. Ay ne güzel. Yalnız şu badem şekeri miydi? Badem ezmesi. Badem ezmesi çok güzelmiş ya. Lezzetli. Bu lokumluk oluyor herhalde bu da. Evet. Bunun fiyatı ne bir tane? Onlar da 200 lira. Bakar mısınız peçetenin zarifliğine? İşte çok zarif. Salona göre çok zarif. Çok bu sefer abartı tepside kaybolurdu. Yani gold tepside. Fincanlar ayrı ayrı çok zarif. Peçetesi çok zarif ama evet, salon zarif değil. Salon müze gibi olduğu için daha böyle ağır, daha varaklar beklerdim ben. Ay bir şey söyleyeceğim. Gelinler salonunu yorumlamak için bence sabırsızlanıyor. Aslanım ben bir şey daha söyleyeyim. Hadi ekle de salon yorumuna geçelim. Normal peçete de olsaydı keşke. Ben şimdi kahve içtim. Böyle bir ağzımın kenarına bir şey değse nasıl sileceğim? Kağıt ben peçete de görmüyorsun. Evet. Peki istiyor musun? Getirsin mi? Getireyim istiyorsan. Yani istedi. Aslanım benim normalde peçeteye ihtiyacım yoktu. Nasıl karşılayacağını düşündüğüm için söyledim. Öyle mi? Evet. Ama hemen kalktı getireyim dedi. Çok zarif bir hareket. Evet bence sen de. Sen de az değilsin, böyle yokluyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Getirmeseydi ne yapardın? Yani puanla etkiler miydi? Etkilerdi. Bak nelere dikkat ediyorlar. Çünkü misafirperverliği de size önemli. Dikkat ediyorsunuz böyle şeylere. Çünkü güzel karşıladı bizi. Salonu aldığında da İkramdan sonraki tepkisini de merak ettik aslında hepimiz. Zarifti. Evet, zarif karşıladı. Bir şey söyleyeceğim ya. İlla siz hafif buldunuz ama ya bir şey söyleyeyim, bence içim açıldı benim bu sunumda. Niye böyle takıldınız siz? Yok daha ağır olmalıydı. Yok kuş hafif olmuş bizim falan. Bizim de içimiz karardı Aslı Hanım. Özellikle hayır, beyaz porselen olmamalıydı. Ha? Beyaz porselen olmamalıydı. Ay ne renk porselen olsaydı? Gold fincan olabilir. Komple gold. Gold tepsi de getirdi. Gold değil de Canan'ın da dediği gibi eskitme olabilirdi bence de. Allah. Daha kağıt gibi duruyor mesela Aslı Hanım. Sunum tepsisi kağıt gibi her an böyle bükülecekmiş gibi duruyor. Ne diyorsun ya? Elimi alıp şöyle kucağıma koymaya korkuyorum mesela. İnce buldu. Kesinlikle. Antik olsaydı ama iyice Osmanlı gibi olurdu. Kesinlikle. Ama kaldırırdı zaten salon. Öyle mi? Bence de. Ha geldi. Gel. Tatlım seni duydum. Beni test etmek istemişsin ama benden kötü hareketler bekleyemezsin. Sorun değil tatlım. Buyur canım. Testi geçtin, ona bak sen. Yani.
testi geçti ama peçeteyi de kafasına atar gibi attı masanın. Öyle mi? Ben fark edemedim. Evet. Şiyor sadece. Ben elini uzatmasını beklerdim açıkçası. Yani misafirperverliğinin devamını da getirebilirdi bence de. Önünüzü kapatmak istemedim, o yüzden oraya bıraktım. Siz alabilirsiniz. Sağ ol. Keşke elimize verseydin. Bu şekilde sert atması benim hoşuma gitmedi. Çünkü nezaketini beğenmiştim zaten ben en başında. O şekilde davranması birazcık kayıp oldu. Arkadaşımız biraz sakin karşılamadı. Peçeteyi bir sert şekilde bıraktı, tepki gösterdi. Keşke sakin karşılasaydı. Misafirperverliğini gösterdi o an sert bırakarak bence. Yani güzel bir davranış değildi o. Yok bakayım benim gibi. Yok, bu gelin kibar. Yapmadı. Gayet kibar, hoş şekilde karşıladım misafirleri. Ah tamam. Kahven güzelmiş hayatım. Afiyet olsun. Salon yorumuna geçelim o halde. Geçelim. Elis gelinin salon salon manjesi klasik avantgard tarzda dekore edilmiş. Kadife ve damask desen kombinli oturma grubu, oyma ve altın rengi patine detaylarıyla çok gösterişli. Lükens ayaklı, aynalı konsol oturma grubuyla uyum içerisinde. Baklava aynalarla hareketlendirilen yemek bölümünde lükens ayaklı, altın rengi patineli bir masa ve kapitoneli kumaş sandalyelere yer verilmiş. Orta sehpa üzerindeki dantel örtü ve klasik aksesuarlar salonun tarzına hitap ediyor. İşkembe modeli perde ve tüller salonun ihtişamına yakışan seçimler. Son olarak salon dekorasyonunu bütünlük içerisinde bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Canancığım, evet senden başlayalım. Ruhum daraldı benim. Ben böyle bir müze ziyaretine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Her yerde bir varak. Boğuldum yani salona geldiğimden beri gerçekten. Hiç benim tarzım olan parçalar değil fakat hepsi bir arada çok fazla kullanılmış. Dolayısıyla ben çok beğenemedim. Şık bir salon fakat ben çok beğenemedim. Senin zevkini senin evine geldiğimiz zaman göreceğiz. Evet canım, benim de burada benim göreceğiz. Dizaynım, benim tasarımlarım var. Evet, kendisi mimar olduğu için salonun tarzını nasıl nitelendiriyorsun? Avantgard, şık bir salon. Avantgard? Evet, avantgard. Evet. Ağır mobilyalar. Evet, ağır. Evet, nereye baksak o ağırlığı ve evet, avantgard havayı görebiliyoruz evet, galiba. Evet, bayağı ağır. Yani ben misafirlerimize bir şey sormak istiyorum Aslı Hanım. Akşam işiyle rahatça burada oturup televizyon izleyebiliyor mu bu koltuklarda? Yok, bence izleyemiyordur. Ben de burada hazır ola geçip izlemelisin bence. Yok, zaten böyle esas duruş, oturuş bu şekilde. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu yapmak zorundayım. Bunu çıkartmak zorundayım çünkü arkamda bir yastık yığını var. Çok üzülerek söylüyorum. Şimdi çok rahat oldu. Sahi mi? Gerçekten. Salonumda zaten televizyon bulunmuyor. Biz misafirlerimize değer veriyoruz, özen gösteriyoruz. O yüzden de böyle ağır şık bir şekilde karşılıyoruz. Oturduğumuzda da sohbet ediyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Bu şekilde. Oturma odam var mı? Tabii ki de. Oturma odam spor. Orası normal. O misafir rahatlıkla. Konuk odası diyorsun. Evet, evet. O yüzden özel bu şekilde. Özel bir salon bu. Evet. Ha. Yani burada oturup televizyonu biz akşam eşimle izlemiyoruz zaten. Televizyon yani siz böyle eşofmanlar, pijamalar, çekirdeğimizi çitleyelim, böyle yatalım yok. Yok. Onlar oturup odamız. Esas duruş bu. Allah'tan Aslı Hanım biz de bugün biraz böyle şık şıkırdım giymişiz. Yoksa bu salonda kıyafetlerimizi nasıl uyduracaktık? Siz ne giyiyorsunuz bu salonda oturmaya gelirken? Her zaman böyle misafirlerimizle hazırlanıyoruz. Öbiyelerle falan bak, galiba. Bak sizi nasıl karşıladım. Evet. Güzel. Ne yapsın? Daha ne yapsın ya size? Daha ne yapsın? Mobilyanın... Şu yastığı şuradan alalım mı? Yastığı uzatsana yavrum benim. Şimdi bu avantgard mobilyaların böyle... Sen benim sırtıma koy bir tane. Tabii, şöyle. Teşekkür ederim. Bu avantgard mobilyaların... Böyle de oldu mu? Arkamı böyle. Bu avantgard mobilyaların böyle çok yastıkları oluyor. Eskiden bunun böyle şuna ne deniyordu? Oymalı olmayanı bende vardı. Böyle bir sürü yastıklar vardı. Evet. Ne zaman da sen değiştirdin? İlk evlenirken mi yaptırdın? Evet evlenirken yaptırdım. 5 sene önceydi. Evet. 5 yıl önce yaptırmış. Evet sen ne diyorsun? Perdelere bakıyorum. Perdeler. Beğendin mi? Yerleri süpürüyor baksana. Canım benim standart klasik perde bağlama şekilleri, dikimleri olmadığı için bunları yok. İnternete baksaydın azıcık toparlayabilirdin perdelerini. Ben mesela öyle yaptım. Yani bunun işkembe model dikimi, bağlama şekli de... Ney? İşkembe dikişleri mi? İşkembe modeli. Ondan sonra bağlama şekli de bardak. Evet gerçekten kadeh şeklinde, işkembe modeli gibi. Kadeh şeklinde olduğu için. İşkembe modeli mi bunların ismi? Evet. Gerçek mi ya? Ay perdeciler yazsın. Bunun modeli işkembe modeliymiş. Uçlarında şu da ince var.
Vav, wow, inci var. Ay konuşamadım. İlk defa duyuyorum işkembe modeli diye. Bağlama şekli de ya, kadeh modeli. Şeyler, fonlar. Evet, fonlar kadeh da. Kadeh modeli. O yüzden altta etekleri uzun, kadehin altı gibi. Yeni bir şey daha öğrendik, ben de hiç duymamıştım. Salonu bana göre çok abartılıydı. Asla 34 yaşındaki bir kadının salon tarzı olmamalı. Daha çok 60 yaşından sonra emekli teyzelerin kullanacağı tarzda bir salondu. İşkembe modeli türleri gözlerime işkence yaptı gerçekten. Gerçekten? Gerçekten. Hakikaten sevmedin mi? Ben hiç sevmedim. Hmm. Aslanım bir şey söyleyeceğim. Canım, söyle hayatım. O kadar gösterişli ki artık gözlerimden ağlayacağım yani. Çok derecede. Her şeyine bu kadar gösteriş katmışken avizen neden böyle? Ha, avizem neden böyle mi? Evet, avizem. Avizemde ne var acaba? İşte abartmış ama gözleri de abartabilirdim evet, aslında. Evet yani avizesi sade kalmış sade salonuna sade göre. Sade kalmış. Evet. Sade mi? Evet. Gerçekten sade. Elmaslı bir şeyler. Bu altın detaylılar, krem rengi. Elmas model olmayabilirmiş gibi. Ama mesela şey, şu lamba der. O mesela evet. Ne kadar gösterişli oraya göre. Ama avizen o kadar değil mesela. Sönük kalmış, salonunda sönük kalmış. Salonumun aksesuarı, burada onu kullanıyorum. Avizelerim de gayet, zaten 3 tane var, tek bir avize de değil. Tek bir tane olsaydı o zaman dediğiniz gibi daha heybetli bir şey olabilirdi. Ha, bak. Ama 3 yerde var salonumda. Ayna da yapmışsın böyle. Evet, onları da kendim yaptım. Evet. Hmm. Onların hepsinin ölçülerini verdim, çizdim, projelendirdim. Ne deniyor bu? Baklava mı? Baklava ayna, evet. Ha. Bu işkembe, o baklava. Yemek solanı gibi olmuş. Halılar? Halılarımız normal, klasik normal halı. Normal evet. Halı. Vallahi halı. Normal halı. Varsa kalkıp gidiyoruz onlardan. Halıların fiyatı nedir tatlım? Halılarım 4000 lira. Tanesi mi? Üç yok, mü? Üçü. Aa, güzel. 5 sene önceki fiyatlar ha, bunlar. Önceki. Şu peki, an değil. Çok konuştuğumuz perdeleri 5 yıl önce kaça yaptırdın? 12 bin lira. 12 bin TL. 8 tane fon var evde. Sorabilir miyim? Canım. Bu sade kalmış avize ne kadar? Hmm. 1500 lira bir tanesi. 5 yıl önce hep. Evet. Anladım. Peki koltuk takımı? 25 bin lira. Yemek takımıyla beraber. Ha. Beraber onlar. Şimdi almaya kalksan o vitrini falan, aynalı vitrini de var orada, konsolu. Valla şurada 300'den aşağı değiller. Şu an 300'den aşağı değiller. Ne diyorsun ya? Vay be. Yakında bir iki ay önce annem aldı. Müze gibi mi? Konsol, ayna, sürekli böyle bir ağır aksesuarlar. Gerçekten böyle salona girdiğimizden beri nereye bakacağımızı şaşırdık. Orada bir sanat eseri, orada bir sanat eseri. Konsolda bir sanat eseri. Aynı şaheser gibi. Siz hep alışmışsınız böyle normal oturma odası gibi salonlara. Böyle ağır görünce bir şey yapamadınız yani, şaheser kaldıramadınız. Şaheser mi dedin? Tarihi eser o, tarihi eser. Ay canım benim. Evet hanımlar, orta sehpa uymuş mu peki? Ben orta sehpasını beğendim. Zaten bu kadar gösterişli olurdu diye düşünüyorum. Yani bunun arkasında başka bir şey koyamazdı. Yani devam ettirmiş. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Biraz önce demiştin ki öncesi sonrası var salonumun, evimin. Evet. Burayı satın aldınız siz. Evet. Nasıl bir yerdi ve nasıl oldu? Bunun görüntülerini izlemek isteriz şimdi. İzleyelim, hepsi var. Peki. Salonda gördüğünüz gibi ilk önce tabii aynayı, o duvarı kaplattık. Ondan sonra burada çok fazla bir işlem yapılmadı. Yani parkeler döşendi, ev bizim şu an merkezi. Bu parke yoktu gördüğüm kadarıyla videoda. Evet. Var mıydı bu parkeler? Bu parkeler ben çektiğim videoda vardı çünkü şey merkezi ısıtma var burada. Ben bunu bireysel daha sonra kullanabilmek için tesisatı döşetmiştim. Yerden ısıtma mı var? Yok, şu an normal merkezi bireysele dönüldüğünde kullanmak için ben tesisatımı hazırlattım önceden. Onlar yapıldıktan sonra evi falan çekmiştik. Peki burayı kaça yaptırdınız bu tadilatı? Bütün evi komple. Yani ben o zaman çalışıyordum. Çalıştığım için de bana maliyetleri farklı oluyordu. İşte kaynım marangoz olduğu için. Ay ne güzel. Öyle avantajlarım vardı. Yani o yüzden toplam bir hesap fiyat söyleyemeyeceğim. Tanıdık iş oldu biraz evet, yani. Evet ya, piyasada da olduğum için o zaman çalıştığımdan. Anladım. Güzel olmuş, güzel emek vermişler. Evet. Salonun basamaklı olması da çok havalı durmuyor mu? Böyle eski Türk filmlerinde olur ya böyle basamaklı evet, salonlar. Evet. Ben
Şimdiki bazı mimari yapılarda da görüyorum. Ben çok severim evde basamak, salonda böyle. Yani bölümü ayırmak daha böyle güzel oluyor. Çok. Yatak odalarına giden kısımda da aynı öyle basamakla ayrılıyor. Tamamen hani yaşam alanı ayrı. Yemek salonun ayrı gibi tuttunuz siz. Peki, o zaman ben buradan size mutfağa göndereyim hanımlar. Olur, bir mutfağı yorumlayın. Belki size ben de eşlik edebilirim az sonra. Tamam, okay, tamam. Hadi bakalım gelinler mutfağa yorumluyor. Abo, bir salona girdik. Gözlerim böyle kamaştı. Sanki müzeye gelmiş gibi hissettim kendimi. Valla Elis'in salonunu gelinler biraz ağır, şatafatlı buldu. Diğer gelinlerin acaba nasıl? Ben geldim Edirne'ye daha önce. Genelde avantgard bu tarz mobilyalar seviyorlar bu bölgede. Yani ben Seda Nur'un çok beğeneceğini tahmin ediyordum. Mesela Seda Nur da benim gibi payetli giyinmiş bugün. Tacını da takmış ama o da burayı çok ağır buldu. Acaba Seda Nur'un evi nasıl, salonu nasıl? Mutfakta neler olacak acaba? Sen bu mutfağı tarz mı diyorsun şimdi? Ben balkon kilimi gibi gördüm. Kilimlerini yani beğenmedim. Anneanneden kalmış gibi. Küflermiş sanki. Aman ne? Bu kadar avantgard. Bu oda bir avantgard değil. Yani bu kadar abartıya ne gerek vardı? Saraylara layım canım. Yatak başlığını anladım da bu ne? Yemek masasından arta kalan sandalyesi. Genç tipi dolap gibi durmuyor mu? Şu kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. İnanamıyorum yani bu masada arpa jeriye salatası yok yavrum. Mutfaktan mı geldi? Doğar doğmaz avantgard küvezi koymuşlar seni bence. Sonra 10 gün sonrasında da Paris'e gittik. 3 tane fotoğrafçı geldi yanımda. Az sonra. Elis gelinin mutfağı metrekare olarak çok geniş. Country tarz dolaplarda seramik kulpların kullanılması yerinde bir karar. Fırınların kabin içine yerleştirilmesi şık görünmelerini sağlamış. Tezgahın devamı yemek bölümü olarak tasarlanmış ve yüksek sandalyelere yer verilmiş. Son olarak halat detaylı vintage avizeyi mutfağın tarzına uygun bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Merhaba kızlar, Edirne'nin en güzel mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen bu mutfağa tarz mı diyorsun şimdi? Evet. Genel olarak güzel fakat bu avize buraya olmuş mu? Evet, gayet de olmuş. Kantin mutfaklarda kullanılabilecek bir aksesuar. Benim bambu gördüğünüz üzere aksesuarlarımda halatla gayet de uyumlu oluyor. Bambuyla halatı ben hiç bağdaştıramadım birbirine. Daha çok böyle salon avizesi gibi kalmış. Salon mu? Evet. Salona bir kere çok spor kalır. Bu spor mu? Spor kalır bu salona. Yani sen salondaki avizelerini tuvaletindeki avizeyi bile görmedin ama sanki. Yani spor anlayışlarımız biraz farklı sanırım. Perden. Çok evet. Gül detaylı, böyle çok göz yoruyor gibi duruyor. Mavi detay kullandım. O yüzden de perden ve kulplarında fark ettiysen aynı desenler var. Birbirlerini yakalıyorlar. Evet, ama aynı kombin onlar. Ama kuplarda pek şu anki modaya uymamış gibi duruyor. Canım ben 5 sene önce yaptım mutfağı ki şu anda hala tercih edilen ürünler bunlar. Ben perdeni çok abartı buldum mutfağa göre. Evet, kulplarla falan uyumlu ama yani çok çiçek çiçek babaanne mutfağı gibi. Çok çiçek gibi falan değil. Hayır, zaten öyle baskın ya, falan değil renkleri. Soluk, güzel, hoş daha renkleri var. Daha soft bir şey kullansaydım gayet bence çok daha güzel olurdu. Yani gidip oraya düz tül koyacak halde değilim. Zaten burada gördüğünüz üzere lavabonun üzerinde hiç rahat olmazdı diğer türlü. Nedir perdenin fiyatı? Perdemin fiyatı 1000 lira. Peki bu şahane avizeye kaç para ödedin? 350 lira. Peki beyaz eşyalara ne kadar ödedin? Beyaz eşyalarım 11 bin lira. Hepsi mi? Evet. O çok uygun. Ya çünkü 5 sene önce aldığım için çok hatta bulaşık makinem burada odan kastre gözükmüyor. Halın çok kilim tarzı kalmamış mı? Yani mutfak malum yemek yaparken ederken çok dökülüyor. Bunlar biraz havalı kilimi gibi. Ama daha sivil desenler tercih edemez miydin mesela? Çok daha mint mavi mi? Mint mavi'nin alakası yok bu mutfakla gördüğünüz üzere. Tam rengi uyumu tonları hepsi uyuyor bir kere buraya. Perdelerin uçuk mavi pastel tonlarında. Onlar kilimlerde pastel tonlarında yapabilirdim bence biraz. O zaman burası çok yer silinirdi. Zaten gördüğünüz gibi seramikler vintage onlar da. Onlar seramik mi? Evet, seramik, vintage seramikler.
Onlar da country'de kullanılan seramikler. Onların üstüne daha açık renkli bir şey koymam gerekiyordu zaten kendisini göstermesi ama için. Ama renkli, diğer silinirdi. Ama hayır, açık renkten kastım soft diyorsun yani böyle şeyde daha kendini göstermesi gerekiyor. Bilmiyorum ben balkon kilimi gibi gördüm kilimlerini yani, beğenmedim. Yani ben bunu haftada bir yıkıyorum. Benziyor. Sen normal kalın bir halı koysan burada ne onun lekesi çıkar ne her hafta yıkanır. Halının fiyatı ne kadar peki? Halımın fiyatı tanesi 50 lira. Ama çok uygun. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet dış ses. Elis'cim o zaman diğer misafirlerini alalım mı? Tamam hadi bakalım diğer kızlar gelsin. Mutfağı genel olarak beğendim aslında fakat halıları ve perdesini asla beğenmedim. 50 TL'lik kilim görmek istemezdim bu kadar şatafatın arasında mutfakta. Elis yani ben de dedim ki kızlarla gireyim bir mutfağa bakayım dedim nasıl yapmışsın diye. Çok iyi yaptınız. Hem yorumlarını da merak ediyorum hanımların. Merve, Seda Nur ne diyorsunuz? Nasıl mutfak? Zevkimiz maalesef yerlerde. Yapma ya. Maalesef. Stor perdeyle dolabın kulplarını aynı gül desenleri gördüğümüz zaman sanki anneanneden kalmış gibi bir hava veriyor. Kulplar daha sade, daha şık olabilirdi. Yani dolap kapakları evet şık olarak tasarlanmış fakat maalesef kulplar dediğim gibi storla birlikte çok kapatmış. O yüzden aynı çiçek desenleri mi Merve aynı. Sanki? Ha, yani aynı. Aynı. Sadece evet. Koyu tonları var. Ben özellikle onu öyle yapmak istedim. Çünkü beraber uyumunu sağlamak için. Nereden bulursun? Arasan da bulamazsınız normalde evet. Yani bu kadar. Evet. Abi sesini hiç beğenemedim. Hiç buraya hiç uymamış. Daha şık, daha lampullü şey böyle. Hiç lampullü? Baksana nasıl küflenmiş sanki. Sarı sarı akıntıları var. Küflenmiş avize mi astın buraya sen? Elis hiç yakışıyor hayır, mu? Hayır, vintage tarzı bir avize o canım. Ne demek vintage bir sor. Vintage ne demek canım? Eskitme tarzı evet ama bu country mutfaklarda bunlar daha çok tercih ediliyor. Ne dedi o? Country for... Aman ne? Şey dedi. Ne country dedi? For mutfak ha, dedi. Konturu bir şey, monturu bir şey evet. Dedi ya. Hallarını da hiç beğenmedim. Perdene mi uydurdun? Mutfağımda gri mavi ağırlıklı zaten uyumu. O yüzden de halılarımı da aynı renkte seçtim. Sen halıları nasıl buldun? Benim karavanım varken böyle bir kilim seriyordum ha. Karavanın dışına. Yani olmamış mı? Karavan halısı dış, mı? Dış piknik tarzı. Balkon veya piknik tarzı. Ben baharatlıkları biraz konuşmak istiyorum. Konuşalım. Al yavrum baharatlıkları. Şöyle önüne koyalım bir konuş baharatlıklarla. Şöyle alayım ben. Neyini konuşacağız bunu? Yeri orada hiç olmamış. Beğenmedin yerini. Tezgah beyaz kalsaydı daha parlaklıktı. Bambularını uydurmak istedi herhalde arkadaş ama. Bambu kombinlerim var. Bu da zaten ocağın yanında. Kullanım için hemen alıp kullanıyorum. Gördüğünüz üzere bu zaten döner stand. Arkadaşlara hatta bir şey daha gösterebilir ne miyim ben yani böyle öneri olarak? Göster hayatım. Şöyle müsaade eder misiniz çekmeceye açayım? Şimdi normalde çekmecelerimize hep kaşıklıklar falan evet, oluyor. Doğru. Tabakları böyle hep üst üste koyarız. Evet. Ama indir, kırılma etme de oluyor. Evet. Benim şöyle bir tabaklık çekmecem var. Kullanımı çok rahat oluyor. Arkadaşlara da tavsiye edebilirim öneri olarak onlara. Yani ben kendim tasarladığım için mutfağımı. Çok tatlı. Bu tabaklık kullanacağım için 90'lık çekmece kullandım. Ha. İçlerini bu şekilde dizayn ettim. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Bunun tencere için olanları da var. Evet var. Onu da yaptın mı? Onu yapmadım tencereklerim çünkü şey mesafeden dolayı evet. Böyle bir dolabı koyma bu imkanım yoktu. Bu organizer gibi bir şey değil mi? Evet. Böyle bunlar yapı marketlerde satılıyor içi. Evet böyle iç aksesuar ürünler satılan bölümler çok de var. Çok güzel. Nasıl buldun? Kullanışlı. Kullanışlı. Gerçekten İyi fikir ama. İyi fikir. Evet. Ben de alırım benim. Valla. Bir şey soracağım şu buzdolabını kaça aldın hayatım? Buzdolabımı 5000 liraya aldım. Ne zaman? 5 yıl önce. 5 yıl önce 5000 TL. Hepsini 11.000 lira falan ay vermiştim. Bedava. Şimdi var evet. Ya bir fırını alabilirsin belki değil mi 11.000 TL'ye? Halılar? Halılarım çok uygun. 50 liraya aldım tanesini. Hadi ya. Evet. Kaça yaptırdın peki bu dolapları? Bu dolapların zaten projesinin tasarımını kendim evet, yaptım. Evet. Kaynım da marangozdu. Ben çizdim, o yaptı. Hmm. Evet. Şeyi de bulaşık makinesini Ankara Seri kullandım. Onu da böyle görüntü bozmasın. Bak tamam, bak. Dolabımın uyumlu. Saklamış bulaşık makinesini. Sizde de böyle mi? Ha? Değil bende. Benim evim kira. Çok havalı yapmış yani. Bilmiyorum ekmeklik, şunlar falan. Ha? Bakayım. Doğalgaz doğalgaz borusu için bu. Hemen çıkartıp müdahale etmek için. Doğalgaz borusunu kapatmış. Yeni mi yaptırdın bunu? Yani çoktan yapıldı. Mutfağı yaparken hatta şurada da benim evim şu an merkezi ısıtma. Çıkıyor mu? Bu çıkıyor. Bir şey söyleyeyim çok iyi fikir. Bunu izleyicilerimize paylaşalım. Bak hem uyumlu olmuş bambularıyla hem de doğalgaz borusu yok.
Mis. Benimki arkada kalıyor. Ha, gözükmüyor mu seninki? Seninki? Doğalgaz borumu ben gizledim. Gizledin. Gizledim. Ay herkes gezlemiş, gizlemiş. Gezlemiş. Edirne'de herkes doğalgaz borularını gizlemiş. Çok havalı. Bence ferah değil mi? Evet. Evet. Buradan bir şey yapalım mı? Oyunumuza geçelim mi? Olur, hadi seçelim. Ha? Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Bak pek yorum yapmadınız. Bence beğendiler. Yani böyle bir mutfak beğenilmez mi? 50 bin TL'yi hak eder mi kızlar bu mutfak? Hayır. Diyorsunuz. Tabii ki hayır. Hayır. Daha asla. Diğer haftalar tabii var. Ki. Benim evimi tabii göreceğiz. Finalde bendeyiz. Görelim bakalım. Görelim, görelim. E hadi gidelim bakalım. Buyurun. Oyunumuzu bir oynayalım. Neymiş? Lütfen önden buyurun. Teşekkürler. Ben bir baharatlıkla bir sohbet edeyim. Mutfağın beyaz eşyaları o kadar moderndi ki yalnız o dolap kulplarıyla yerdeki kilimler o kadar vasattı ki sanki anneanneden değil yüzyıllardan kalmış bir parçaydı. Vallahi ben bu Edirne'nin havasına bayıldım. Çok güzel bu Trakya'yı seviyorum. Hayır benim şiveme ne oldu ben anlamadım ki. Ben de böyle gri gri uydun mu bence? Mutfağa uydun mu Distes? Yakışmak ne kelime, adeta mutfakla bir bütün oldunuz. Çok mersi canım. O zaman para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Şimdi geçelim bakalım nasıl olacak yarışmamız. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu var. Hanımlar biliyorsunuz haftanın ödüllü oyununun sürpriz hediyesi var. Bu haftanın hediyesini bizzat Distes gidip seçti. Bakalım ne seçmiş? Hep birlikte izleyelim. Merhaba, bakıyorum da ben gelmeden haftanın en maharetli gelini için hediyemizi seçmeye başlamışsınız bile. Şöyle göstereyim sana Distes'cim. Hmm, çok güzeller gerçekten. Ben diyorum ki acaba bu haftaki hediyemiz şu yonca kolye mi olsa? Ha? Ne dersiniz? Kesinlikle yonca çok güzel. Aşk ve para demek. Öyle mi? Bakın bunu bilmiyordum. O zaman yonca kolyeyi hemen alıp gideyim ben. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal Distes. Çok beğendiniz mi? Çok güzel. Aslında çok beğendim. Çok ben bayıldım. Kesinlikle bayıldık yonca. Şans getirsin. Harika. Hadi inşallah. Peki oyunumuzun adı neydi hanımlar? Sözüm sarılıyor, ister 41 kaşıkta gezer. Ya, bu Kayseri mantısı tabii 41 kaşıkta gezer. Öyle derler değil mi? Evet. Bir kaşığa 40 tane sığacak. Ama siz yine iyisiniz hadi. Kıyamadım size. Dedim bunlar Edirne'li, Kayseri'li olsa kıyabilirdim. Dedim ki hazır mantı makarnalarının içini doldursunlar. 90 saniyede düzgün bir şekilde en hızlı, en çok dolduran kişi haftanın en maharetli gelini olacak. Ve bizden görmüş olduğunuz bu altın kolyeyi kazanacak. Şimdi 90 saniye için geri sayıyoruz. 3, 2, 1, başla! Hiç yapamaz. Aynen böyle dolu dolu istiyoruz. Evet güzel. Az kaldı. Yapar, hızlı. Yapamaz. 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 Yapamazsın. Bak böyle dolduracaksınız siz de. Oo çok ağırsın. Yapıyor muydun eskiden böyle açıyor çok musun yavaş. Böyle mantı makarna mı dolduruyorsun? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sıfır derdi bitti ben onu saymam. Bıraktım be canım neyini saymıyorum. Ben göreyim. Belki sayılır belki sayılmaz. Yok yok. Doldurmuş mu? Tam attı. Evet olmuş. Neyse, şimdi sayıyoruz. Neyse bir tane boşu var bak gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. 14 tane doldurmuş gelinimiz. Daha hızlı olabilirdin ama Elis ya. Bir kez yapıyorum ama yani bu çok şey. Ay bunları biriktirelim böyle. Sonrasında haşlar yeriz cuma günü. Cuma günü önce bir tepsiyi doldururuz. Bunu bul zaten. Valla bu donmaya da bilir. Kaç tane yaptın şimdi sen? 14. 14 tane yaptın, sen geçer misin? Bakayım. Hiç sanmıyorum. Kaç tane yaparsın? Kafadan 20. 20? Kesin çok diyorsun. Net skor. Ne diyorsun? Vallahi. Siz? Ben o kadar iddialı değilim sanırım. Ha. Hadi ya. Ben iddialıyım. 20'ye kadar. 20 diyorsun. 20'ye kadar. Hadi bakalım göreceğiz. Ellerine sağlık diyoruz. Buradan yatak odasına geçelim mi? Geçelim hadi. Hadi bakalım yatak odasındayız hanımlar. Buyurun. Haftanın oyununda çok iddialıyım. Elinizi geçeceğim. O kolyeyi de ben alacağım. Bence haftanın oyununda beni geçemeyecekler ve kolyenin sahibi ben olacağım. Elis Gelin'in yatak odası Country Tarz mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Capitone kadife duvar dekoru önünde Country Tarz bir yatak başlığı kullanılmış. Gelinimiz daha çok klasik ve avantgard tarzı uygun olan damask deseni halısında, yatak örtüsünde ve tül perdesinde kullanmış. Country Tarz makyaj masası puf yerine toprak rengi bir sandalyeyle kombinlenmiş. Country Tarz gardıroba ayna detayları eklenerek modern bir görünüm kazandırılmış. Son olarak country tarz abajurlarla avantgard tarz avizeleri uyumsuz bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Eliz Gelin'in sultanlara layık yatak odasındayız. Evet, hoş Eliz, geldiniz. Ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Nasıl buldunuz? Ben çok abartı buldum. Öyle mi? Gerçekten çok abartı buldum. Bu kadar avantgard, bu kadar kadifeler, taşlar, goldlar, eskitmeler... Neden bu kadar gösteriş? Birincisi bu oda bir avantgard değil. Bunlar da country. Country mi bu? Evet. Bu avantgard mı? Bir dakika dur şimdi. Neresi avantgard, neresi country diye bunu konuşalım mı? Hani bir avantgardlık var. Avantgardlık da var gibi. Bence yatak başlığının arkası tamamen abartı. Avize tamamen abartı. Puf aynı şekilde. Yatak örtüsü sanki saraylardan getirilmiş gibi. Yani bu kadar abartıya ne gerek vardı? Saraylara layım canım. Tabii ki yapacağım öyle ama her şeyim yani, gayet de uyumlu tamamen. Yatak örtüsünü sen abartı mı buldun gerçekten Canan? Ben abartı buldum. Ben çok aslında bu tarzı buradaki sevmiyorum. En sade şey bence yatak örtüsü. Odaya göre evet ama hepsi birleşince çok üstüne bu. Üstüne mi geldi? Çok üst geldi bana evet. Yani nesi abarttı canım benim, yani oda zaten geniş, güzel, kendini gösteriyor mobilya koyduğun şekilde. Hı. Ondan sonra mesela sen buna abarttı dedin. Bu buraya nasıl geldi, nasıl yapıldı, senin bilgin var mı? Ne ek yeri belli, ne montaj yeri bellidir. Vay, vay. Çünkü hepsini ben kendim yaptırdım bunların. Kendi ek yerini dahi bulamazsın onun. Yani bunlar hepsi özel yüklendi, montajı yapıldı bu şekilde. Ben ek yerini söylemedim, bana göre abartı olduğunu söyledim. Mesela abartı burada değil yani tamamen odayı tamamlıyor. Burada da senin tasarımın yani. Benim evde elimin değmediği yer yok. Maşallah. Her maşallah. Zerresi benim eserim. Taş yani hani kadife yaptın, kapitoneleri de taşlı koyayım dedin düğmelerini. Biraz ışıltı gelsin yani. Biraz ışıltı yoksa falan. Gerçekten hiç başka ışıltı yok. Başka ışıltı yok ki zaten, bir avizeyle orada var yani. Hayatım komple ışıl ışıl değil mi her yer? Ha? Işıltılı hayatı sen kendin mi seçtin? Evet aslanım. Söyle bakayım ne yaptın? Işıltılı hayatı ben kendim seçtim. Oy aman da aman. Işıltılı hayatı kendi seçmiş. Sonradan almamış. Sen de kendin mi seçtin ışıltılı hayatı? Ben bizzat seçtim. Bence sen ışıltılı hayata doğdun. Doğdum. Peki o zaman bu odayı bence sen beğendin. Hayır beğendim. Senin tarzın değil mi? Hayır, sanki beğenmedim. Biraz sana yakın gibi ya geldi. Ya ben bu yatak başlığını anladım da bu ne? Oda yatak başlayacağım. Duvar kaplama komple, kapitene kaplı. Bence bu burada olmamalıydı. İki başlık mı? Nerede olmamalıydı? En azından duvar rengi olmalıydı. Bari uyum sağlardı. Evet, herkes gibi düz yani. Standart düz boya yapacağız. Bir de gelin damat resmini de başucuna. Tamam klasiği koyacağız. Yani biraz, sonuçta burası senin biraz özel... Biraz öngörülü, açık fikirli olalım. Sonuçta burası senin özel bir şeyin yani. Evet. İlla kocanla resmini tabii ki de koyabilirsin. Sen seviyorsun öyle. Ben seviyorum. Gelin damat. Kocamı da seviyorum. Ay maşallah. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Hakikaten iki yatak başlığı var gibi olmuş. Bravo, evet. İyi kaçmamış gözünden. Nasıl temizliyor acaba? Bunun temizliği zor olur. Yani elektrik süpürgesinin koltuk başlığıyla gayet de rahat şekilde nereye, yapabiliyorum. Nereye duvarı? Tabii koltuk başlığıyla aynı şekilde ütülüyorum o. Temizleyebiliyorsun yani. Pardon, süpürüyorum. Şaka yapıyorsun. Yavrum bu nasıl süpürülür ya? Alalım makineyi göstereyim.
Sahip söylüyorsun. Hadi göster bakalım. Vallahi çok memnun oluruz. Göstereyim arkadaşlara da fikir olsun. Temizlik böyle bir şey gelir diyorsun. Tabii komple ki. Süpürüyorsun. Hadi evet. Eşim burada yatıyor, buradan alıyor süpürgeyi böyle üstünden geçiyor. yok. Getir bakayım hakikaten nasıl süpürüyorsun şaka bir yana. Dış ses yan odadan alabilir miyiz süpürgemi? Siz yorumlarınıza devam edin, ben süpürgeyi getiriyorum. Peki kaça yaptırdın sen bu duvarı? Bu duvarı 1500 liraya yaptırdım. 1500? Evet. 1500 TL. Tabii bu sadece kadar burası. Olunca bütün evi kaplatı mı kaplatası gelmiş demek ki. 5 kadar önceki fiyatları konuştuğumuz için yani şu anda yani. Yapılsa bu çok fazla. Ne kadar? Kumaşını alamazsın. Bence de kumaşını alamazsın. Kumaşını alamazsın. Sahiden bak pufu. Keşke alamazsın. Sandalyesi öyle mi diyorsun? Yatak hepsi odası. Bir örnek. Ayrıca o yatak başlığı sadece o kadar. Evet siz de devam edin hanımlar. Aslında sen beğendin bence. Yok ben bir yere takıldım. Onu göstermek istiyorum. Eliz Hanım'ın yemek masasından arta kalan sandalyesi burada. Makyaj aynasına karşı kullanılmış. Şöyle göstereyim hatta size. Buyurun. Evet. Ben buraya daha uygun bir puf beklerdim. Puf. Kesinlikle. Bu odada puf kesinlikle kalmaz. Yani puf olur. Puf olur ya. Puf. Hiç. Olmaz biz öyle şey. Salondan arta kalan da falan değil. Salondaki sandalyeleri ama şimdi şu haşmetli sanki. Kadına bak. Üzgün. Pufa nasıl otursun? Hiç bunu sırtını yaslayacak. Ay şöyle bir oturacak, öyle bir aynaya bir gerilecek. Öyle mi yapıyorsun hayatım? Ay şeyde aynaya da diğer ayna bir tane küçük var. Görüyorsunuz. Evet. Gözlüksüz yakından haklısın. Görmek için o evet. Şekilde yapıyorum. Anladım. Sen böyle sevmedin yani arkaya yaslanması. Onun yerine olsun. O zaman bench'i koysa daha iyi olurdu. Geniş oturabilirdi. Doğru. Öyle hiç o öyle geçişi tamamen zorlaştırır o. Araya geçişi daha kullanım. Çok daraltmış. Ben uygun görmedim üzgünüm. Bench'i böyle alsam bir kere odada dolaşırken sıkıntı yaratır. Geçişi orası kahverengi, orası bej rengi, burası bej, o bej. Yani tam arkanda bir şey var bak. Puf. O da ayrı bir renk zaten, ayrı bir dünya, sandıklı ayrı bir cumhuriyet. Sandıklı puf he? Bu çeyizden. Evet. Çeyizden kalma. Evet. Yani onu bile alıp orada oturabilir mi diyorsun aslında? Kesinlikle. Olabilir diyorsun. Kesinlikle. Bence ama böyle uyardı yani. Bence demek daha uyum sağlardı. Ondan ben daha bu şekilde tasarladım. Peki renkler uyumuş mu sizce hanımlar? Renkler uyumuş mu? Bence çok uymamış. Hah. Olmuş. Mesela orada gold var. Burada evet. Başka gold detaylı bir şey yok mesela. Avize gold değil. Eskitme bu... mi? Evet. Bu zaten ayrı bir şey. Bu çeyizden olduğu için yani odayla alakalı değil o. O zaman odana koymasaydın keşke. Çeyizde görseydik keşke biz onu. Evet haklısın. Ben çeyize geçerken alalım biz onu. Gerçekten çeyizde daha mantıklı olurmuş. Evet oraya nasıl koymamışım ben onu? Hakikaten unutmuş. Nasıl geçeceğiz şimdi birazdan? Oraya var mı geçeceğiz. İçinde çeyizden bir şeyler? Vallahi varsa tek bir şey kalmadı içinde ufak tefek koydun şeyler mu? Var. Oho tamam. Çeyizler. Şurayı bir yorumlayalım da geçelim. Peki perdeler fonlar uymuş mu hanımlar? Bence fonun rengiyle diğer renkler uymamış. Yani uymamış. Bu daha koyu kahve, onlar açık kahve gibi duruyor. Dolap fiyatlarını sormak istiyorum. Dolap fiyatını merak ettin. Merak etmiş. 12.000 liraya almış. Hepsi o zaman. Odasını, komple evet. Mi? Evet. Ama 5 sene önceden bahsediyor. Evet. Şu anda normal. Güncel fiyatı bayağı. Almaya kalksan evet. 55-60 çok rahat vardır değil mi? Evet. Avizenin fiyatı? Avizem 1500 liraya aldım. Elis'cim süpürgeni alabilirsin. Alayım göstereyim. Şarjlı mı bu? Yok şarjlı değil. Ha. Normal müsaade eder misin? Prizini? O tarafta priz. Ha. Kızlar şimdi size buranın nasıl temizlendiğini göstereceğim. He. Size de fikir olsun öğrenin. Ay sağ ol canım ya. Bakayım önce ucunu mu değiştiriyorsun? Evet koltuk süpürme. Ne diye süpürme. Geçiyor? Koltuk süpürme, süpürme aparatı. Evet. Tamam. Heh. Vallahi helal olsun. Çok güzel sen temizliyorsun. Böyle temizlik olmaz ki. Canım size sadece nasıl yapıldığını gösteriyorum yani. Şu an evi temizliğe kalkışmadık. Sen öyle süpürmek görmez misin? Çık ben süpüreceğim. Gel yap bakalım. Buyur canım. İşte böyle biraz bastıra bastıra yapacağım. Bastıra bastıra sonra çekerken düz çek de desenin şeyi çıkmasın orada. Süpürge izi çıkmasın. Sonra onlara biraz dikkat etmelisin. Seda. Efendim? Kapa.
Yavrum üstüne desen çizdin resmen sen ya. Ya ne yaptın sen benim duvar kaplamamı kapatmaya başladın. Vallahi desen oldu. Evet. İçim gitti benim, çizilmedi değil mi? Yok yok, çizildi. Aşağı yapınca düzeliyor mu onlar? Benim koltuklarım da böyle aslanım. Ben onları süpürdüm sonra gidiyor. He. Nasıl onu aşağı doğru mu yapınca gidiyor? Yap bakayım. Güzel bakalım biraz. He. Kumaşı kaliteli. Herhalde kaliteden ödün vermeyiz şekerim. Marka mı? Marka. Marka marka. Düzelttim. Heh, oh eline sağlık. Ben de temizlemiş oldum arkadaşım. Ah teşekkür ederim, ellerine sağlık canım benim. Evet. Vallahi kolay yöntem bulmuşsun. Çünkü yani böyle bir duvarın toz çeker kadife ya. Evet. Zor olurdu hakikaten. Elektrik süpürgesi iyi olmuş. Komodinlerin üstündeki abajurlar nasıl? Spor durmuş Aslı. Spor durmuş. Olmamış diyorsun. Üzgünüm. Bir böyle avantgardları döşemiş ama maalesef keten bir abajur gördüm. Diyorsun ki burası avantgard, bunlar yine country yapmış. Ha? Kesinlikle. Ne diyorsun bu konuda? Kızlara hak verebilirim, bilgin olsun. Şöyle bir aksilik yaşandı, ondan böyle oldu. Benim bundan önceki avizem aynı desendi. Temizlik sırasında... Avizeyi göstersene tatlım. Şeyi, aplik. Evet. Evet aynı canım. Şu deseniydi tamamen. Aynı takımdılar. Ama ondan sonra bir aksilik yaşandı. Avizem kırıldı. Aynısını da bulamadım. Sonra bunu uygun gördüm. Yine eskitme kulplarımla falan tamamen meç ettim onları. O şekilde. Ama bunlarla alakası kalmadı değil mi? Evet, onları daha sonra ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim. Peki bu salon perdesine kaç para verdin yatak odasına koymak için? Bunları 1200 liraya yaptırdım. Fonlar dahil mi sadece, evet, perde tül mü? 5 sene önce. Hepsi. 5 sene önce. Yani. Bak hiç yıpranmamış değil mi? Kullanımı önemli tabii. Güzel bakıyorsun. Evet. Halılar? Halıların fiyatı ne peki? Onları da 1500 liraya almıştım. Üçü parça. Makineye atılıyor mu bu halıların? Yok, bunlar atılmıyor. Bunlar yıkamaya bunlar gidiyor. Bunlar yıkamaya gidiyor. Evet. Yolluk. Yolluk gibi bir şey kullanmışsın, evet, daha doğrusu. Evet. Çünkü alan çok büyük olduğu için diğer türlü halılar pek uymuyor. Yatak örtün yeni mi? Çeyizden mi? Yatak örtüm yeni. Ne kadar aldın? 2000 liraya aldım. Peki çeyizdeki parçalarını göreceğiz. Nereye geçiyoruz? Çeyize geçelim. Hangi odaya serdin? Oturma odamda hazır çeyizlerim. Geçebiliriz hadi isterseniz. Hadi o zaman çeyizlere geçelim hanımlar. Hadi buyurun. Geçin bakalım. Gelin evi. İşte 5 yıllık evli Elis Gelin'in çeyizi. Edirne'nin meşhur aynalı süpürgesi, renk renk motif motif yün yelekler, Bulgaristan'ın meşhur kırmızı kilinden üretilen Troyan yemek takımı, hazır namaz takımı ve tığ işi gaz lambası örtüsü gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Evet hanımlar, Elis'in çeyizleri görmüş olduğunuz bu güzel şeyler. Ben bunlara bayıldım. İlk defa yelekle patik kombin görüyorum. Gördünüz mü siz mi? Yani benim programda ben görmemiştim. Edirne'ye çok mahsus bir şey mi bu? Aslında bizim göçmenlerde daha çok var. Yani orada böyle sobalı evler soğuk olduğu için işte yelekler, altına patiği vallahi ısınmak çok iyi için fikir, biliyor musun? Anneannemin emekleri hep zaten. Ay anneanneciğin sağ değil mi? Evet, ay Allah ömür versin. Kaç tane yapmış yavrum ya? Bayağı var. Kayınvalidemlerinin yaptıkları da var ama patikler anneannemlerin bu, genelde. Bu hele mutfak yeleği diye geçiyor Bulgaristan'da mutfak bizim. Mutfak yeleği. Evet, mutfakta iş yaparken falan daha kalın bu böyle mutfak şey. Yeleğiniz var mı sizin? Benim yok aslında. Benim de yok. Benim de. Bak onun var işte. Böyle benim de yok mutfak yeleğim. Ay çok güzel. Böyle. Haroşo. Değil mi? Ben de bir haroşoyu bilirim o. Nerede görsem tanırım o haroşoyu. Bu da patikleri vallahi, evet, çok güzel. Anneanneciğin ellerine sağlık. Siz neler sevdiniz? Ha bu da bir şal gibi bir şey galiba. Yok yok, bu baş öyle için. Bandana. Bandana. Aa, bandana. Evet. Şurada soğukta kulaklarınızı falan İyiyle korumak için. Dur şöyle mi? Dur böyle. Evet. Ay bak. Bak. Güzelliğe bak. Ay yerim ben seni. Çok tatlış olmuş. Dur ben sonra takacağım bunu, deneyeceğim. Var bundan başka? Bunun bir tane. Bir tane bunu beğendim, o motifini falan. Bakayım. Sonra hemen bana ördü. Nasıl ayarlayayım olduk? Nasıl? Ben gösteriyorum, onlar hemen yapıyor. Yakıştı mı bana? Yakışmaz mı size? Çok ne yakıştı? Güzel oldu. Siz neler beğendiniz? Bu benim favori parçam. Tepe çarpı. Bunu ben kızım için yaptım. Lila çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Duyamadım Merve Hanım. Çok... Tepe çakra rengimiz Tepe çakra lila. Rengimiz lila. Evet. Evet. Harika, ben bayıldım. Tepe çakrasının rengi lila olduğu için bilinçaltını çok güzel harekete geçiriyor. Wow. Bir enerji uzmanı olduğum için oradan biliyorum efendim. O yüzden mi burada lilalar var? Saç diplerinde hafif bir böyle bir grilik, evet, lilalık. Tepe çakranı harekete geçiriyorsun. Evet. Ay yeni bir şey öğrendik. Kızlar
Ver müziği dış ses. Azıcık göbek atalım. Atalım, evet. Yeni bir şey öğrendik. Bunun şerefine. Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız. Biziliz çok çok. Bütün gözler üstümüzde. Çekemeyen çok çok. Yakala arabamız var. Havamız çok. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Her şey bizde. Oh, güzel oldu. Vallahi enerji geldi. Sonra ne oluyor? Bilinçaltı farkındalık yaratıyor Aslı Hanım. Hmm. O zaman bilinçaltımıza yerleşen bütün travmalar gidiyor. Yerine mis gibi pozitif enerjiler, frekanslar doluyor. O zaman ben bunun lilasını istiyorum. Tamam. Öyle değil mi? Çok iyi harika gelir olur. Sana da bana da. Çok ördürelim güzel. Bence ördür. De. Hakikaten bu da çok güzel harika, keçe. Bayıldım. Keçe işi evet. Nefis. Bunu kim yaptı? Hazır mı bir tanem? Yok, hazır değil. Çeyizinde hazır ürün yok. Ne diyorsun? Evet, hepsi elemeyi. Senin yaptığın bir şey var mı peki? Evet, bu kızım için kendim ördüğüm battaniye. Ördün. Evet, adını yazıyor. Esila işledim buraya. Ay Esila. Evet. Ay çok güzel aşkım. Ay maşallah. Çok şıkmış. Renkler de çok tatlı. Bak harika. Lilayı çok seviyor. Aa çok güzel. Başka neler var? Siz neleri beğendiniz hanımlar? Ben şu. Yeşil. Güzel. Bunlar ne? Bunlar boynumuza takmak için. Şu şekil. Evet. Evet. Uzun şey gibi. Bursa'da Bursa'nın ipek kozalakları vardır ya. Evet onlar gibi, gibi durmuyor mu? Çok güzel olmuş. Belki modelin adı da ipek böceği kozalağıdır. Bilemiyorum. Aynısı. Anlıktan. Başka neler yaptın çeyizine? Başka neler yaptın çeyizine? Mesela düğün ve nişan ayakkabılarımı süsledim. Hmm. Aa. Evet. Sen o yüzden süsledin. Koydum bunları. Hazır değiller. Baksana. Normal düz bir ayakkabı alıp üzerine aksesuarları işlemek gibi yapabilirsiniz. Evet. Bak. Evet. Güzel, bu nişan ayakkabı mı da gelin ayakkabı? Gelin ayakkabıların. Evet. Ay canım benim. Altında isim yok. Hiç yazmadın mı bekar arkadaşının ismini? Vallahi pek yazmadım galiba. Yazmamışsın. Ben şunu merak ettim. Ne olduğunu çözemedim. O bebek battaniyesi. Kızımın pusette üstünü örtüyordum. Anneannem ördü yine onu. Annem de arkasına kumaş dikti rahat dikti. Onu tırmalamasın bebek diye. Battaniyesi. Allah'ın güzel yorganı evet. Da var. Allah'ım. Annemin bana çocuklukta hazırladığı sen albüm. Evet. Ay, orada 8 aylığım Bulgarca yazmış her şeyin altına. Ah, her ayım her şey. Ne güzel. Ay canım şurada benim ya. Şurada başında hatta şey de var. Mesela doğduğum yılın takvimi burada bilgilerim. Ne kadar güzel. Sizin de var mı böyle? Benim yok. Benim de yok. Aslında. Anneni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ne kadar ederim. Zarif, ne kadar ince bir düşünce. Çok kıymetli. Şimdi güzel. Yeni annelerde bu bilinç var. Yeni anneler yapıyor. Evet. Çocukların ayak izleri ne kadar, el izleri evet. Ne kadar saklıyorlar. Böyle özel anlarını takvim haline getirenler, albüm haline getirenler evet. Var. Göbek bağlarını da koyuyorlar. Evet. Benim ama şey annem abimin saçını saklamış mesela. Bir onu biliyorum. Bir çocukluk kıyafetlerini biliyorum ama bak böyle bir albüm oluşturması çok ince bir düşünce. Çok güzel bir düşünce. Vallahi harika. Evet. Bence çok güzel. Bunu da inşallah sen sakla. Kendi çocuğunu da yapıyor musun? Oho, onu da hamilelikten başladım. Evet, doğdu 40 günlükken her yaşında, yılbaşında. Onun çok albümleri var. Ya burası aslında bebeğin odası gibi. Baksanıza oturma odasını bu şekle getirmiş. Yani bu odaya onu biraz fazla ekledim. Ne yapacaksın tabii. Burada da sizin fotoğrafınız evet, var. Nişan bir fotoğraf. Nişan. Ay canım benim ya. Peki hanımlar, çeyizini görüyoruz. Bu çeyiz sizce 50.000 TL eder mi? Hayır. Daha gösterişli bir çeyiz beklerdim açıkçası. Hmm. Biraz canım daha nasıl bir şatafatlı, daha nasıl fazla bir çeyiz olabilir? Senin çeyizini şu gerçekten çok merak çömlek ediyorum. Çömlek takımı. Ne alaka oldu? O 6 kişilik normal yemek takımı Bulgaristan'da bizim kullanılıyor. Evet el boyamasıdır onlar. Şu minik zencereler. Onlar güveç yapılıyor. Bir kişilik mi? Evet aynen. Tek porsiyon hazırlanıyor. İşte yapıyor etli musun yemekler. Onunla? Tabii. Wow. Yalnız hiç bir şey söyleyeceğim. Kullandım tabii ki. Çok güzel gözüküyor. Onu bir uzatsana onun bana. Masa örtüsü hepsi beraber Bulgaristan'ın geleneksel yemek takımı. Masa örtüsü şu beyaz olan mı? Yok değil kırmızılar. Ha, kırmızılar. İki tane kırmızılar onlar. Ay şunların güzelliğine bakar mısın? Hepsi el boyaması. Çok güzelmiş. Porsiyonluk. Ay maşallah. Bir de şurada pembe bir şey var. Görüyor musun pembe şeyi?
Bunlar hep kızım. Gül suyu değil mi? Mevlüt'ünde tepsisi, bardakları, şerbeti için hepsini kendimi süsledim. Gül suyu şişesini giydirmişler. Evet. Buyurunuz efendim. Yani klasik tutamazdık onu elimizde. Onu da süsleyecektik diyorsun. Tabii ki. Peki masana geçeceğiz. Masanda böyle bir şey göreceğiz mi acaba? Bundan çok daha farklı şeyler var. Diyorsun. Sizin ne sürprizler bekliyor. Ay bu arada ne diyeceğim sana? Buyurun. Masaya geçmeden önce ben bu odaya girerken şu banyoda böyle başımı uzattım. Böyle bir şeyler gördüm, böyle bir hamamvari bir banyo görüyorum. Bana gelin hamamı yaptılar. İsterseniz bir kere yaşayalım onu orada. Bir göstereyim. Nerede? Kıza banyomda. Vallahi. Evet, gelin hamamı yaptılar bana. E tamam, dur yemek masasına geçerken görelim mi? Görelim. Olur. Görelim. 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 Hadi bakalım, buyurun. Hakikaten değişikti. Ben çok çeyiz sevmem fakat o çeyizin de asla 50.000 TL hak ettiğini düşünmüyorum. Şu kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. 15 yaşında da Adile'de hanım kimlere aldanmış. Ay neden böyle bu moda giriyoruz acaba? Neden bu şarkıyı söylemeye ihtiyacını duyuyoruz acaba? İçine girince. Ay gerçekten çok tatlış ya. Diğer kızlar şöyle başını uzattılar, oradan masaya geçtiler. Biz ama Seda Nur'la ben ve ev sahibimiz küvetin içine girdik. Hoş geldiniz efendim banyoma. Hoş bulduk efendim. Böyle bir efendim siz hamam konsepti hazırlıyorsunuz banyonuz evet. için. Basamaklı falan böyle. Burayı da mı sen çizdin bir tane? Evet, tamamen ben çizdim hepsini, projelendirdim. Bu seramikleri işte balık sırtı döşettirdim duvarda. Yerden duvara doğru balık sırtı şeklinde geliyor. Balık sırtı diye mi geçiyor? Evet. Böyle? Evet. Ve böyle böyle. Ha, güzel olmuş. Yani bir salon gibi falan değil mi? Halısıyla, avizesiyle. Ya biraz hamam havası var ama salonda oturuyor gibi hissettim. Her ikisi de mevcut diyorsun. İkisi de mevcut. Diyorsun. Evet. Rahat mı burası? Yani rahat. Ben olsam evimde böyle otururum salonda sanki. Değil mi? Kahvemi getirsin. Kahvemi getirsinler buraya. Bazen bize getirin kahveleri. Biz de bazen keyifler yapıyoruz tabii ki. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Gelmişken dedikodu yapalım. Tabii dedikodu. Gelin gitti. Canan'la İrem Nur. Gittiler onlar, girmediler. Merve de yok. Yoklar onlar. Yani aslında ben ısrar ettim ama kafalarını uzatıp geçtiler masaya. Kıskandılar herhalde. Bence de kıskandılar. Yani ben o fazla, hiç... bu fazla. Kesin onların evlerinde hiçbir şey yoktu. Ondan çekemediler, gittiler. Diyorsun. Ben hiç kıskançlı yani... değilim. Değilsin. Ama hiç. Ne olma şekerim. Maşallah. Nerede kıskanacağım baksana ama. Maşallah. Ben de böyle arkadaş. Payetler içindeyiz. Biz payetler içinde küvette. Ay. Hadi gidelim bari. Hadi masaya. Gidelim soframıza. Buyurun. Hamama giren terlermiş ama biz hiç terlemedik. Aslan'dan sağ olsun, Aslan'ın beni çok eğlendirdi. O avizen de hiç olmamış. Elis Gelin'in sunum masası 33 çeşit ikramdan oluşuyor. Edirne tava ciğeri, Kırcaali baklavası, kuru biber dolması, beyaz lahana turşusu sarması, bahçe salatası, elmalı tart, zele salatası, Bulgaristan büzmeli baklava, Pancarova torta ve ev baklavası masadaki lezzetlerden bazıları. Allah'ım rengarenk bir masadayız şu anda. Şu renklerin, bu doğanın renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Elis ne yaptın sen ya? Soframa, kaç çeşit var burada? Soframa hoş geldiniz. Size yakışır bir masa hazırlamak istedim. Vallahi muazzam. Soframda 33 çeşidim var. 33 çeşit? Evet. Sanıyorum 2024'ün en çok çeşit olan masası olabilirsin. Karıştırmıyorsam olabilirsin yani. Evet olabilir. İddialı. 2023'te 50'leri gördük de. 2024'te. Ya değil mi? Final günü bizim bir gelinimiz 54 çeşit yapmıştı ve yılbaşı günüydü o gün. Tekrar sağ olsun. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Peki ne yaptın sen? Ne yaptın bize? Ben size şöyle bir bahçıvan salatası yaptım. Bahçe salatası mı, bahçıvan salatası mı? Bahçe. Bahçe salatası. Evet. Ay çok güzel, şahane bunlar. Taze soğan mı? Evet, taze soğanlarımız. Daha içinde de yeni kopmuş gibi dalından. Zaten sert akşam sert. Kestik kendi ürünlerimizi hepsi. Öyle mi? Burada gördüğünüz hani tüm sebzeler kendi mahsulümüz, seralarımız var bizim. Çok şanslısınız, ne güzel. Evet. Hepsi bunu sen ürünlerim. Yaptın. Evet. İçinde ne var? İçinde bu tost ekmekli, arasında havuç, kabak ve biber var. Kırmızı yeşil biber var. Wow. Evet. Ellerine sağlık. Dekoruna bayıldım değil mi? Evet, çok. Gerçekten çok şık olmuş. Evet, eline sağlık. Göz dolduruyor.
Bu Bulgaristan'da bizim zele salata diyorlar. Lahana salatası. Zela. Zele. Zele. Evet. Beyaz lahana, havuç, dereotu var. Elma sirkesi, onun elma asıl sirkesi. Şeyi, zeytinyağı. Ondan bu sonra, kadar. Evet. Çiğden değil mi hepsi? Evet. Tuzla oluyor özellikle lahanası. Aha. Hani biraz sertliği de gitsin, yumuşasın, güzel olsun diye sosunu da salsın. Aa. O şekilde hazırlanıyor. Bulgaristan lezzetleri var masamızda kesinlikle, bugün. Kesinlikle dolu dolu. Hadi anlat bize peki. Başka ne yaptın? Şurada benim yaptığım sizin için yine brokoli salatası var. Evet, başka? Ondan sonra benim yaptığım sebzeli kek var. Sebzeli kek şu soldaki evet. Uzun olan. Evet. Çok güzel. Ön tarafta brownie var, onu da ben yaptım. Wow. Ay o Edirne ciğeri. Tabii ki Edirne ciğersiz bir sofra olabilir mi? Yani Edirne'ye gelmişsiniz. Müthiş kuru biberler. Evet, acı sosumuz. Vay onlarsız vay olmaz. Vay. Şu nedir? Bu da pancar ve havuç. Onları kavurarak birlikte bu şekilde böyle sos şekil yapıyorum. Veriyorsunuz. Evet. Peki bu pasta gibi olan? Bu da pancarova torta deniyor bizim Rus'ta. Ne deniyor? Bu pancarova torta. Pancarova torta. Biliyor musunuz bunları siz? Hayır ben ilk hayır, defa, ilk defa ben görüyorum. Yani hem Bulgar hem Rus karışık salata böyle Bulgarla içinde. Bulgarla Rus kırması. Evet aynen öyle biraz karışık. Ne var bunda? Altta, şimdi altta Rus salatası. Patates var ilk önce. Ha. Ondan sonra havuç var. Yumurta doğranmış, rendelenmiş haşlanmış şekilde evet. Evet. Ondan sonra pancar yine tarator şeklinde var. Çok güzel. En üstünde de narlarla. Ay tavuk inanmıyorum eti de var yani arasında. Bu masada arpa şehriye salatası yok yavrum. Ne arpa şehriyesi lütfen. Ay evet onun yerine bunun adı neydi? Pancarova torta. Pancarova torta var. Lahana var, bahçe var. Peki. Mesela lahana sarmamız şu. Bizim farklı oluyor. Şu beyaz lahana. Peki. Evet. Nedir onun biz farkı? Onu turşudan yapıyoruz. Turşudan. Evet kafa olarak kuruluyor evet. Turşu. Ondan sonra çıkarılıp bu şekilde onun içi etli oluyor. Yani mesela daha Karadeniz'de marboş. Hani böyle turşu kavurması yaparlar lahanayı, domatesli, fasulyeyi. Aynen. Siz sarma yapıyorsunuz. Zeytinyağlı mı etli mi o? Etli o. Wow. Normal bildiğiniz yaprak sarması şeyli zeytinyağı. Ay çok iyi. Şu mandalinalı mı? Evet üstü mandalinalı, altı da sütlü irmik tatlısı. Vallahi müthiş. Aşağıda neler var kızlar? Şu külah gibi şeyin efendim. Aa, o da bizim Bulgaristan'da çok meşhur funiki tatlımız adı. Funiki. Külah anlamına geliyor. İçinde böyle nişastalı, çilekli bir nişasta var. O da Bulgaristan'dan geliyor. Yani burada yok. Hazır evet. Nişastalarla yapılmıyor. O şekilde hazırlanıyor. Ay özel diyet bitti benim diyet diyor. Yok. Pazartesi diyetin ilk günü bitti. Salıdan başlayacağım artık ne yapayım? Funiki'yi tatmam lazım. Kesinlikle tadın zaten. Mesela kızım çok seviyor. Dondurma istiyorum ben de hemen bunu yapıyoruz. Funiki yapıyorsun. Kış aylarında. Aa, kolay mı bunu yapmak? Biraz uzun. Yani uzun hamurunu açıp şey kalıpları var böyle. Ona tek tek doluyorsun. Vallahi pişiyor. Çıkar. Sahiden. Anında sıcak çıkarmak gerekiyor yoksa orada kalıba yapışıyor. Orada da şeyler daha var. Çeşidin gerçekten çok. Çok. Kavala kurabiyemiz var. Edirne'mizin meşhur. Evet. Gerçekten lezzetler muazzam. Bu ciğerin özelliği ne? Bu neyle kızartılıyor böyle oluyor? Çok güzel oluyor ya. Mısır unu. Mısır unu mu? Hayır canım. Ne? Unla. Bu asıl önemi zaten bunun ciğeri kesmek. İncecik zar gibi sen dilim dilim kesiliyor. Bence mısır unu diyorsun. Aa, mısır unu sen Karadeniz'de misin? Yo, ne bileyim ama bence mısır pişireceğiz. Unu olursa lapalaşır bence. Ciğer hayır, mısır hayır. Unuyla mı olur? Beyaz unla mı olur? Beyaz şey gibi oldu bu turşu limonla mı olur sirkeyle mi olur gibi oldu. Ha? Biraz öyle oldu. Evet. Burada beyaz unla yapılıyor. Kesinlikle. Sen hatta ununa diyorsun. Biraz da tuz atılıyor. Ciğerini de hem lezzetlendirsin diye. Kızgın yağı atılıyor. Mis gibi de kızarıyor nar gibi. Güzelliği de yiyoruz. Bu demek ki. Tabii. Mısır unu değilmiş diyorlar ama sen de sen bir de mısır unuyla yaparsan. Sen mısır unla yapıyorsun. Hadi ya tamam sen mısır unuyla yap görelim o zaman. Evet hanımlar. Başlayalım bakalım senden İremcim. Ne diyorsun? Yani şunu şu şekilde söyleyeyim. Gayet güzel. Masa örtüsü yok aslında. Ama şeye takıldım ben. Bunlar gold ama bunlar gümüş. Servis gereçleri. Neden? Yani uyum yok yani. Servis gereçlerimi falan daha öncesinden almıştım. O yüzden onlar gümüş olarak kaldı. Daha sonrasında buraya uyuması için mesela ayna supla kullandım. Normal bir supla değil. Bunları yeni yaptırmıştım. Bronz kullandım yine gold'la uyumu sağlansın diye. Hı-hı. Bu şekilde tercih ettim. Bardak, su takımı falan hepsi gold. Birbiriyle uyumlu bayağı servisler gold daha var. Bir tek servislerde servis evet. Gereçleri kullanmış. Gümüş olmuş. Hı-hı. Bu senin için çok önemli midir bir masada? Ya, her şeyi uyumlu sağlamaya çalışmış ya gösteriş olarak. Aslında onda da şaşırdın yani. Sağlayabilirdi evet. O da benim nazar boncuğum olsun. Sen ne diyorsun Merve? Öncelikle Elizciğim ellerine kollarına sağlık, yüreğine sağlık. Gözümüzü gönlümüzü doyurdun bu şaheser bir sofrayla.
Avantgardlardan sonra zaten harika bir karşılama, bir sunum oldu. Bu yüzden tebrik ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sizlere yakışmaya çalıştım. Emeğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim merak ettiğim bir şey var. Eşinin almış olduğu tek taş gibi. Fiyatını öğrenebilir miyim lütfen tek taşını? Bunların canım 12 tane aldım. Onları 500 liraya almıştım. Yani ay bakayım. Küpe gibi mi diyorsun böyle? Evet. Aa, çok yakıştı. Çok şık değil mi? Bak tam da uygun. Gerçekten çok amaçlı. Her şekilde kullanılabilecek. Evet. Çok yani hep masalarda inciyi görmekten sıkılmadık mı? Yalnız senin tırnaklarınla çok uygun evet, olsa. Evet. Bangoldu çok severim. Göstersene kameraya. Aynen, Bangoldu çok severim zaten. Tırnaklarımla da uyumlu oldu. Hı. Bu taşlar pırlanta mı hayatım? Yok, burada normal taş kullandık. Pırlantalarımızı kendimize. Diyorsun. Parmağımda mı diyorsun pırlantalar? Boynumda diyorsun. Evet. Peki. Yemek takımı nasıl? Uymuş mu sizce hanımlar? Ben yemek takımını beğendim aslında. Yani genel olarak gold sevdiğim için yemek takımını beğendim. Sadece peçetede bir çiçek, yüzükte bir çiçek, bardakta bir çiçek, o biraz beni boğdu. Çok yani tek bir yerde kullanılsaydı belki çok daha şık durabilirdi ama zaten evin genelinden de gördüğümüz üzere abartmayı sevdiği için arkadaşımız burada da abartmış. Yani bardaklarımızdakiler zaten çok abartılı değil. O çiçek desenleri daha silik kalıyor. Üste gold detayları hepsi var. Bir arada benim gözümü çok yorduğu için ben çok bunlar severim. Bunlar aynı desen ayrı mi? Ayrı güzel. Evet, onlar aynı. Aa, takım olarak mı aldın? Takım olarak aldım. Ben dedim ne tesadüf. Şey gibi bu senin mutfağın perdesiyle evet. Değil mi? Neydi o? Kuklar gibi. Kukları. Evet, kaça aldın bu takımı bir tane? Bu takımı ben 3000 liraya almıştım. Hayır, bunlar keşke 5 yıl önce de kalsaydı. Neden be canım? 5 yıl önceki tabakları, çanakları mı sundun bize? Ay sen de bakalım neler göreceğiz. Bunlar eski modeller. Neler göreceğim en şık sen. Modeller bunlar. Bende neler göreceğim ya sen. Eski mi geldi bunlar sana? Bunlar eskimeyen çok zarif bir model. Zamansız gibi diyorsun. Sen evet. Ne diyorsun? Peçeteli göremedim ben. Ya kağıt peçete. Ön tarafta kullandım. Masaya koymaya tercih etmedin herhalde. Hayır, daha ihtiyacımız olduğunda oradan alırız. Burada peçetelik, sizi sıkıştırmasın diye. Peçetelik de bu değil. Mutfaktan herhalde hani günlük. Evet, uymamış. Hayatta, günlük yaşamda kullandığınız peçeteliği mi böyle güzel bir masaya? Yok, günlük sunuyoruz. Mutfağımda da gördüğünüz gibi benim bambuyu tercih ediyorum. Bambu peçeteliğim var orada. Burada beyaz tercih ettim masaya. Günlük mü buldun Merve? Günlük buldum. Yani böyle şık bir güzel masaya günlük buldum. Bu kadar sofrayı abartıp, goldları abartıp peçetelikte nasıl patladın? Ay gerçekten anlamadım. Her şeyi de siz fazla diyorsunuz. Al bir tanesini, normal, sakin, sade bir şey yani. Orada hemen laf ettiniz. O da ne çok yapayım? Sade kaldı. Yani onda bir gold beklerdim açıkçası ben. Onu da beyazıyla uyum sağladım canım. Ben bir teşekkür şey sorabilir miyim? Sor hayatım. Masa örtüsü sermemişsin ama tabakların altına şöyle bir örtü sermişsin. Evet, aslında runner. Hiç gözükmüyor da yani bu runner. Yani ne gerek vardı, niye serdin ki? Öyle mi diyorsun? Evet, zaten gözükmüyor tabaklardan. Tabaklar çok yoğun olduğu için. Evet. Canım masa örtüsü zaten kullanmadığımı belirttim. Ondan sonra ben de ortaya tabii ki runner'ımı şık bir şekilde kullandım. Tabii ki şu an çeşitlerimiz fazla, o yüzden gözükmüyor yani. Yani ama yine de ben size kullanmak istedim peçeteleriyle beraber uyumunu göstermek için. Elizciğim, burada lekeler gördüm ama kaşıkların üstünde, ayrıca çatalın üstünde de var. Onlar şu an hazırlanırken olmuş olabilir. Çizik pek olamaz zaten. Yani size ikinci olarak bahçesinden tarzı gördüm. Fiyatları nedir? Güzelmiş. Fiyatları bunları 1200 liraya aldım. 1200. Bardakların fiyatı nedir? Onları yemek... Kızlar başladılar soğanlarla kesip ver istersen. Hemen sade soğan yemesinler. Bahçendeki taze soğanlar çok güzel canım. Tazeymiş. Evet, gerçekten tazeymiş. Hepsini tazecik eşim yetiştiriyor. Maş bak, bıçak da burada bir kendisi. Evet, hemen bir servis edelim. Evet evet. Şöyle vereyim ben size. Buyurun kesin kızlar. Ben canım, ben sadece keseyim. Soğanla şey yapmayın yani. Ekmek bıçağını getirmiş zaten önümüzde ekmek ama olsun. Ekmek bıçağı değil canım o ama. Ne bıçağı? Pek bilemedin galiba, üzerinde de yazıyordur. Ne bıçağı? Pasta bıçağı mı o? Bunlar servis için. He, anladım. Tamam, bıçakla kesecek ama bunu nasıl alacağız? Sadece bıçakla mı alıyoruz? Canım spatulalar. Şu mu yavrum? Şu mu canım? O da olabilir. Şuna da daha rahat alabilir. Beyefsa abimiz servis. Bıçakta da gold yakalayamamış. Bıçak da gümüş kalmış evet. Sofraya. Benim de buradan şimdi dikkatimi o çekti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oh. Kızlar ister misiniz? Acımış. İsterler herhalde. Evet. Olur. Evet evet. Bu hafta bütün gelinler iddialı.
göreceğiz başka o zaman. Başka var mı aslında? Yok, sen ister misin tatlım? Sana da koysun mu arkadaşım? Ben de almayayım canım, teşekkür ederim. Peki. Tamam. Bir tadına evet, bakın geçeceğiz. Bakalım nasıl kızlar. Buradan da düğünümüzü izlemeye geçelim. Değil mi? Tamam. Merak ediyoruz düğünü. Evet, izleyelim. Ha. Görelim bakalım. Hadi afiyet olsun o zaman. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık bir tanem. Çok lezzetliydi masan. Hepimiz güzel yedik bence. Değil mi? Kesinlikle bereket olsun. Beğendiyseniz sizler canım için yapalım. Benim. Çok naziksin. Sağ ol hayatım. Celal'le nasıl, nerede tanıştığını soracağız. Ve biliyorsun sonrasında da ilişki testi. Şurada gördüğün gibi sorular seni bekliyor olacak. Ve ilişki testini kazanırsanız eğer, şu görmüş olduğun çok şık altın küpeler senin olacak. Ay inanmıyorum, çeyrek altında küpe mi seçtiniz? Evet, altını değiştirdik, küpe yaptık. Bunlar çok modaymış. Dedim tamam, bunu alayım ben gelinlerime. Bu gördüğünüz küpeleri seçtim. Hepinize var. İnşallah kazanırsınız. Hepiniz ilişki testini böyle başarıyla sonuçlandırın istiyorum. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Ama anlat bakalım öncesinde Celal'le nerede, nasıl tanıştın? Celal'le üniversitede tanıştık biz. Hı-hı. İlk yapı ressamlı öğretmenliği okurken o da inşaat teknikerliğinde Kırklareli'nde yurtta kalıyorduk. Orada Edirne'li falan hani öyle tanıştık. Arkadaş olduk. Onun sonrasında normal Edirne'ye git gel falan böyle beraber yapıyorduk bazen. Edirne'ye geldiğimizde görüşüyorduk. Hı hı. Bu böyle devam etti arkadaşlığımız. Ben sonra Sofya'ya gittim oradaki üniversiteden bitince okumaya. Bulgaristan'da okudum. Hı hı. Sofya'da. Maşallah, bravo. Yani oradan geldikçe arada görüşüyorduk. Ama o arada Celal'in bilgileri, alakaları benimle biraz fazla arttı. Ondan sonra ilişkimiz böyle böyle ilerledi. Sevgililiğe geçti. Peki evlilik teklifi nasıl geldi Celal'den? O biraz hayal kırıklığı. Neden? Ya. Nasıl? Normalde çok sürprizler yapar. Hani böyle arkadaşların falan herkes çok şaşırır. Evlenme teklifi yani tamamen hayal kırıklığıydı. İsteme gününde normal fotoğraf çekimine gittik biz o gün. Hı hı. Fotoğraf çekiminde çıkardı yüzüğü. Benim için sade kaldı o. Sade. Hayalindeki değil mi? Yok. Sen nasıl bir şey hayal etmiştin? Ya biraz daha ne bileyim, hayalim yoktu da biraz daha böyle özel, daha böyle albenili bir şeyler olabilirdi. Şatafatlı bir şey istiyordu. Ama yani. Yani. Seviyor evinden gördüğümüz kadarıyla. Hı. Teklifte abartı olması gerekiyordu tabii yani, ki. Mutlaka. O yüzden mutlaka. Biraz hayal kırıklığı. Belki Celal olmuş. Yine yapar bu evlilik teklifini. Ne bileyim, 5 yıl geçti. Hep söylüyorum ben bunu kabul etmiyorum, bir şey yapmadı, içime sinmedi ama yok. Ama garantici bak, sözünüz yüzünüz takılacağı gün etmiş. Evet, ne yani olur, başka hayır deme ihtimalim yok. Peki, o akşamdan herhalde nerede oldu sözünüz, istemeniz? Evimizin bahçesinde oldu. Bu evin bahçesi mi? Evet, arka tarafı. Sandalyelerde baraklı mıydı orada? Evet, oradaki masamızı, pastamıza kadar her şeyini biz yaptık. Ciddi? Kaç her kişi şeyimizken vardı sözünüzde? Kalabalık 80 mıydı? 80 kişiydik. O bayağı büyük bir söz, evet, oldu. Söz nişan bir arada mıydı? Yok, nişanım ayrıydı. Nişan ayrı. Sadece isteme söz yapıldı. Sözdeki kıyafetinin fiyatı nedir? Onu 250 liraya almıştım. Nişan ne zaman oldu? Nişanımız Ağustos'ta istemeydi. Eylül-Ekim 3 ay sonra nişanı yaptık. 3 ay sonra nişan. Kaç kıyafet giydin? Nişanda bir tane giydim. Kırmızı giymişsin galiba. Evet, bordo giydim. Buna da benziyor biraz. Bundan üstündekine daha koyu. Evet. Askılı. Evet, evet. Nişanın, evet, yapıldığı salon da bayağı avantgard. Orası avantgard. Evet, benzettim. Hatta, yani nişanım yemekliydi zaten. Hatta evet, perdelerle evet, salon bile uyumluymuş. Oradan mı ilham aldı acaba? Doğar doğmaz avantgard küvezi koymuşlar seni bence. Evet, böyle. Yani 12 sene tek torunum falan böyle bayağı zaten el bebek gül bebek özendi. Kaç kişilikti nişanın? 600 kişilikti. Doldu mu salon? Doldu, taştı. Şimdi bu gördüğümüz kına mı, düğün mü? Bu kına canım. Beyaz, neden beyaz? Neden beyaz? İki tane gelinlik diktirdim çünkü. Birini kınada giydim, diğerini düğünde giydim. Sonra iki gelinlikle de Paris'e gittim. Fotoğraf çekimi için mi iki gelinlik yaptırdın? Evet, yani bir nebze. Paris'e daha çok kullanırım diye. Neden Paris? Yani biz başta Bali'ye mi gitsek, işte Yunan adaları falan konuştuk. Dedim onlar çok banal. Ondan sonra Paris aşk şehri. Diyorsun. Gidelim Paris'e. Kaç gün kaldınız Paris'te? 4 gün kaldık. Dur, soracağız onlara gelince. Tamam, oraya gelince konuşuruz. Kınadan bahsedelim şimdi. Kaç kıyafet giydin kınada? Kınada 3 kıyafet giydim. O zaman gördüğünüz gibi saçlarım turuncuydu. Hürrem edasında. Oo, evet. Yeşil kaftan Hürrem kıyafeti giydim. Hürrem'e bir hayranlık vardı Hürrem. Yani o an bir şey geldi, turuncuya boyattım saçları. İyice bir Hürrem edasına büründük. Beyaz tanesi zaten. Değil mi?
Peki şey, sizin geleneklerinizde olmazsa olmaz nedir mesela? Farklı şeyler. Çünkü güzel, değişik, enteresan gelenekler var biliyorum. Bizim de şalvarlarımız var. Dün, ondan sonra da şalvarlarımı giydim. Onlarla güzel oynadık. İşte gırnatamız, oyun havalarımız o şekilde oluyor. Peki onları kiraladın mı senin mi? Bir tek yeşil elbiseyi, şey, kaftanımı kiraladım. Ne kadara kiralamıştın onu? Onu 1000 liraya kiraladım. 1000 liraya. Hı. Diğerlerini kendin mi diktin? Evet. Ne kadar diktin? Kınam 600 kişilik falandı. Organizasyon var mıydı? Onda organizasyon vardı, etkinlik gerçekten oldu. Ne kadar bir bütçe ayırdın? Onlara 1500 lira verdim. Gelinliğini ne kadar diktirdin? İki gelinliği 4000 liraya diktirdim. Ay ne kadar uygundu fiyatlar ya. Şimdi evlenmeye kalksan şimdi ay. Aynen. Çarpı 10. Koy sıfırlar, sıfır sıfır sıfırlar eklensin yanına. Yine büyük bir topluluk. Evet, biz de bayağı kalabalık. Kınam olmasına rağmen. Ve çok yağmur yağdı Kınam'da, o kadar yağdı durdu, yağdı durdu. Ben yağmur yağmaya başlayınca ben gidiyordum üstümü değiştirmeye. Hmm. Ondan sonra o ağrı tekrar çıkıyordum. Ay, hamam mı var? Evet, gelin hamamı da yağdı. Gelin hamamı, evet. Kaç kişiydiniz hamamda? Hamamda bir 20-25 kişi vardık. Şey, erkek tarafı var mıydı? Vardı tabii tabii. Ha, böyle eltim, hani seni görümce. Hamama götürdüler mi, hani bir önce bir görelim kızım. Boyunu posunu görelim. Var mı öyle ya, bir şey? Ya biz işin eğlencesindeydik, ha, keyfindeydik. O işte. Çok güzel bir hatıra olmuş. Evet evet. Hamam Edirne'de de dediğimiz gibi konuşmuştuk. Yani tarihi hamamlarımız, yani şeylerimiz var, evet. Evet, çok güzel. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada bir not defteri görüyorum. Burada bizim takılarımız yazıyor. Yani düğünde kim ne takmış hepsi. Yani bunlar da takıldı mı? Burada düğün, hepsi var, nişan, düğün. Hadi ya. Kızımın mevlütüne kadar hepsi var, yazıyor içinde. Peki şey, neden bunları not tutuyorsunuz? Aynısını, karşılığını götürmek, evet, için. Evet, yani bir nebze bunlar borç sonuçta bize. Yani ne şimdi diyorsun? Birisi bana gelip şey altın takmış, ben ona gidip para falan asamam, yani şey olur. Ne kadar toplandı takıda? Sizde de böyle midir? Yok, bizde öyle bir şey yok. Ha? Ben yani ben kendimi şey zanaatla bırakmak istemem çünkü. Aynısı. Seda Nur da öyle. Yani size takılanın aynısını mı? Ya da ya aynısı ya da daha yakın. Fazlası. Aynen. Aynen. Ya da daha fazla. Aynen. Olmasın. Aynen. Altında kalmak istemez. Kesinlikle. Gerçi dönemine göre de değişiyor mu? Herkesin bütçesine göre değil. Kesinlikle değil. Değil. Kimin gücün neye yetiyorsa. Özellikle mesela Trakya'da bazı ilçelerde falan şey var. Böyle not defterine yazıyorlar. Evet. Eğer onun düğünde aynısını götürmezsen ya haber gönderiyor, istiyor. Aa. Ya da araya aracı koy diyor, geri gönderiyor. Diyor ki ben ona çeyrek taktım, çeyreğimi geri versin. Ay, ya da bana çeyrek şey tamamlasın. Yok yok, ben öyle, evet, şey yapamam. Ya. Çok hayatta. Ben öyle çirkin şey yapamam. Çok yapanlar tuhaf var. Değil mi? Evet, evet, yapanlar var ama. Bence normal değil. Hiç takmasın kimse kimseye o zaman, borç veriyor gibi bir şey. Aynen yani öyle. Aslında yani vermeyin borç. İmece usulü gelinle damata destek olmak gibi ama sonrasında da karşılığını bekliyorlar işte. Allah Allah. Hediyenin karşılığı beklenmeden yapılır benim bildiğim. Hani işte hediyedir bu değil mi gelinle damada? Öyle. Öyledir ama işte ne yapalım, biz de onun altında kalmayalım, mahcup olmayalım. Tabii yani. O ayrı bir şey. O yüzden hani yani takılana bize, siz de hani mahcup olmayalım diye elinizden gelinin en iyisini takma isteği çok normal. Evet. Ama hani o mecburiyet biraz garip. Yani mecburiyetten kendimizi işte ayıplamasınlar diye. Ha, evet. Ayıplamasınlar. Evet diye. Evet, sonrasında ayıplanır. Ayıplanır çünkü. Evet, düğündeyiz şu anda. Burada bir takı kuyruğu görüyoruz. Bayağı kim uzun neler taktı sen hemen anlat bize, aç not defterini. Burada büyükler yazmıyor yani, en yakın anneanne babaanneler. Anneannem 5'i bir yerde mi taktı? Ondan sonra annemler 3 bilezik taktı. İşte dayımlar falan hepsi bilezikleri, onların hepsi şeyler. Burada diğer takanlar yazıyor işte, çeyrek altın. Toplamda ne kadar takmışlar? Bizim Bulgaristan'la alakamız olduğu için eurolar, dolarlar, çiftler. 950 euro yazıyor orada. Tabii 200 leva, 165 dolar. Bana bak, o zaman 5 yıl önce de bunlar iyiydi ya, ucuzdu. Dolar, euro olanlar. Şimdi katlandı borcum. Şimdi değişti. Borç kabardı. Altınlar falan. Küçük altın 126 tane takılmış. Toplam ne kadar toplandı takı acaba? Ben onu merak ettim bu kadar eurolara, lavalara rağmen. Yani o zaman biz düğünden bir ay sonra falan altınlarımızı bozdurduk hepsini. Evimize aldık. 200 bin lira kadar toplanmıştı. Aa, bir evimizi toplanmış yani. Aldık. Evet, aynen. Bu evi 230 bin TL'ye almışlar bakın, evet, o zaman. O zaman ne aynen. İlk almışsınız. Şimdi mümkün değil. Yani evimizi de eski sahibi Allah'tan şey, çoğu da çok bir şeydi. Nasıl anlatayım? Evi ben aldım. Adam dedi al tamam yap ne istersen. 25 bin lira kapora verdim.
evi yaptım, kırdım, döktüm. Sonra Kasım ayındaydı herhalde, geldiler. Evin satışını o zaman yaptılar. Dediler nasıl cesaret, adam ya satmazsa evi yapıyorsun. Ya. Yani Allah razı olsun, hiç şey yapmadı, kırmadı bizi. Güvendiniz. Evet, size. O bize güvendi, biz ona. Çok güzel ablacığım. Düğünden sonra böyle peki yaptık. Peki siz aslında Paris'te balayına gittiniz herhalde. Evet, aslında küçük bir balayı yaptık düğünden sonra. Hı. Gökçeada, Bozcaada, Assos bu şekilde gezdik. Hı hı. Ondan sonra bir mini tatil. Sonra 10 gün sonrasında da Paris'e gittik. Fotoğraflar çekildi. Evet, fotoğraflar, videolar. Peki kimleri fotoğrafçıyı da mı siz götürdünüz? 3 tane fotoğrafçı geldi yanımda. Biri yani Samsun'dan geldi. Yani onları da siz karşıladınız. Evet. Aman kaça mal ettiniz kaça ya mal biraz oldu. Masraflı. Evet. Evet, yani Paris o zaman bize çok şey olmadı. 7000 lira verdik. Paris yolculuğuna, 4 gün kalması falan her şeyine. Sonra çekim için ayrı ücretleri vardı. Yani diyorsun ki Bodrum'a gitmekten daha mı uygundu o zaman yani, Paris'e gitmek? Yani ben şimdi de çift vatandaş olduğum için hani bir vizeydi, oydu, buydu, yok hani öyle sıkıntılarımız. Rahat rahat. Rahat rahat geldi geldiler. Evet, aynen öyle. Vallahi çok güzel hayatım. İçine de sinmiş. Para var, huzur var. Aynen canım. Aman Allah daha çok versin diyelim. Eşini arayalım mı Celal'i? Hayır, arayalım. Hadi Elis'cim ara bakalım. Seçebilecekler mi? Bakalım. Bence bilecekler. Bilecekler diyorsun. Bilecekler. Uzun bir evlilikleri var, bence bilecekler. Diyorsun. Hadi bakalım görelim. Aç hoparlörü. Açtım. Efendim aşkım? Merhaba aşkım. Merhaba. İlişki testine başladık. Aslı Hanım'a veriyorum. Tamam. Celal tekrar merhaba, nasılsın? Merhaba Aslı Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz canım. Şimdi şöyle, ikinize aynı anda soruyu soracağım. Öncelikle eşin cevaplayacak. Sakın sen atlama. Sonra tamam. Soracağım sana, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İlk soru geliyor ama onun öncesinde lütfen bir alkış alalım. Bol şans diliyoruz size. Haftalardır planladığın diyete başladığın ilk gün. Kayınvaliden en sevdiğin hamur işleriyle gelse ne yaparsın? A. Bilinçli yaptığını düşünür, sinirlenirim. B. Denk geldiğini düşünürüm, umursamam. Evet, sessizde. B. Denk geldiğini sanırım, umursamam. Peki. Evet, cevap istiyoruz. Denk geldiğini düşünürüm. Doğru. İkinci sorudayız. Şimdi eşin Celal annesini huzur evine yatırmak istediğini söylese ne yaparsın? A. Kabul ederim. B. Kabul etmem. C. Bizimle yaşamasını teklif ederim. Evet. B. Kabul etmem. Peki. Celal, Elis ne cevap vermiş olabilir? Bence B demiştir, kabul etmez. Doğru cevap. Çok iyi gidiyorsunuz. Eşinin kredi borcu var, uzun zaman ödeyemedi. Çözüm olarak oturduğunuz evi satmayı düşündüğünü söyledi. Ne yaparsın Elis? Yani onu bir şekilde çözmeye çalışırız. Evi satmak son çare. Yani evi satmasına izin verir misin, vermez Yok, misin? Yok, evi satmasına izin vermem. Dersin. Başka bir çözüm buldum. Peki. Celal. Evet. Ne cevap vermiş olabilir Elis buna? Kredi borcum, yani borcumuzu ödemeyiz evet. Zaman satar, sattırırız yani. Evi... Aa! Ya dedi ki hayır, evi bu satamaz dedi. Bu cevabı çok şaşırttım. Ya ne olursa olsun evi sattırmam dedi. Ne diyorsun Celal? Ters düşmüşük. Ters düşmüşük. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Dur bakalım devamında neler olacak. Celal askerliğini nerede yaptı? Evet Elis. Ay askeriye şey deniz piyadesi yaptı da. Dur nasıl şimdi, yaptı neydi adını? Nerede yaptı? Deniz olan yerde neydi? Hatay. Hatay. Antakya. Ay unuttum. Ay çabuk. Ay unuttum. Beşten geriye sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir, Hatay sıfır. Hatay diyelim dedi. Peki. Var mı deniz bir yer yok? Dur bakalım. Soruyoruz şimdi. Evet Celal, askerliğini nerede yaptın? Askerliğimi, usta birliğimi Gölcük'te yaptım. Aa! Başka bir başka Gölcük. Efendim? Acemi birliği Hatay. Bildim. Hatay, Hatay dedim. Hatay dedim. Dedim, Allah'a dedim. Allah'a dedim. Dedim. Dedi. Acemi birliğini Hatay'da yaptım. Hatay dedim ama yani. Dedim mi dedin? Evet. Gittim, ondan sonra Gölcük'e geldim. Tamam, devam ediyoruz. Kabul ediyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Celal, maskaranın ne demek olduğunu bilir mi? Evet. Bilir.
Neymiş maskara? Kirpikler üstü. Evet. Bakalım ne diyecek buna Celal? Evet Celal, maskara nedir? Maskara, ben makyaj malzemesi olarak biliyorum da. Nereye sürülür, nerede kullanılır? Maskara bence gözleri olması lazım da tam diyemeyeceğim. Gözün neresine yani? Kirpikleri olabilir. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Celal mi daha inatçıdır, sen mi? Ben. Sen. Bekle. Celal'cim, hanginiz daha inatçısınız, sen mi, Eliz mi Celal? Eşim daha inatçı. Bravo. Evet, bir yanlış cevap verdiniz. Bir yanlış olunca ne yapıyorduk biz? Bir soru daha soracağız. Düşünelim bakalım, bir soru daha. Şimdi seni sessize alıyorum ben Celal. Evet, ne soralım hanımlar? Yatak odasındaki ampul sayısını soralım. Ne diyorsun? Kesinlikle. O kadar gösterişli, ihtişamlı bakalım. Bence bilirler. Bilirler mi? Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yatak odanızda kaç ampul var? Avizemizde 5 tane var. Avizenizde 5 tane. Evet. Yani yatak odasındaki toplam ampulleri sordum. Toplam abajurları da sayarsak 7. Ha. Yani sadece avize 5. Avizede 5 tane var. Evet, avizede 5 tane. Avizeyi soruyoruz değil mi? Aynen, avize. Hadi bakalım. Celal. Evet. Yatak odanızdaki avizenizde kaç ampul var? Sorumuz bu. Yatak odamızdaki avizemizde 5 tane ampul var. Bravo! 5 dediler. Dış ses. Aslı Hanım, bir koşu gidip saydım. Maalesef avizede 6 ampul var. Aa, nasıl? Aa. İnanmıyorum. Altı tane. Ay ben şok, ben iptal. Eski avizede 5 vardı. Ah. İkiniz de yanıldınız. Evet. Ay. Eski avizede 5 vardı. Bize onu kalmış aklınızda. Nasıl 5 tane saydınız siz ya? Aa. Dikkat etmemişler. Ay ben de üzüldüm. Celal çok teşekkür ediyorum. Kısmet demiş, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de teşekkür ediyorum ablacığım. Veriyorum eşine. Aman. Kocam kaybettik. Görüşürüz, kolay gelsin. Ay şu küpeleri senin kulağında görecektik. Çok vallahi üzüldüm. Ay ben bileceğine çok emindim ya. Ben de çok emindim, 5 diye gayet emindim kendimden. Hatırladın mı şimdi 6 olduğunu? Şimdi adım eski avize kaldı aklımda. Ay aşk olsun sana. Vallahi. Neyse, üstüne çayımızı bir içelim şöyle. İçelim. Buradan da puanlamaya geçelim değil mi? Hazır mısınız hanımlar? Hazırız, evet. Çok hazırız. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Kendi günümde kurtarmak için. Gözlerimi çok yordum. Ben diken üstünde oturdum burada, oturduğum süre boyunca. Kaç yaşında olabilir bu evde yaşayan kişi? 45 yaşından aşağı 60 olamaz. 60 yaş üzeri bana göre. 50 bin lira da yani alı sizin olsun. Bu kadar da evim gömülmez bir kardeşim. Diyecek laf yok bunlara. Hayatında ilk kez böyle ev görmüşsün. Keşke oturma odasında mı acaba? Yani onlar hak ettiler demek ki. Ben onlara daha güzelini layık gördüm. Onlar kendilerini buna layık görmüyorlar. Nezaketi elden bırakması hoş olmadı şu aşamada. Gündüz gelince görürsünüz. Evine baktım da hiçbir şey göremedim. Ama zaten bizim puanlarımızla senin evin çöp oldu. Az sonra. 50 bin TL büyük ödülümüz için ilk puanlamadayız. Elizciğim, en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? En yüksek puanı Merve'den bekliyorum. Peki en düşük puanı sana kim vermiş olabilir? En düşüğü de Canan vermiş olabilir. Peki o halde Merve'cim senden başlayalım. Önce kısaca sebeplerini duyalım. Eliz'in bizi karşılaması çok güzeldi. Aynı zamanda yemek masası sunumu da ayrıca hoştu. Birden ya 30'dan fazla çeşidi vardı. Hı-hı. O yüzden emeğine eline sağlık diliyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Olumsuz yanlarından bahsetmek istiyorum Aslı Hanım. Fonlardan tutun avantgard seçimleri bütün odalardan başlayarak gözümü çok yordu. Yani biraz sadelik bekledim. Maalesef öyle bir şey göremedim. Peki o halde puanını görelim Merveciğim.
mi sana puanım? İki puan. En yüksek beklediğim Merve. Neden iki? Neyden kırdın bu kadar acaba? Mutfak kulplarından bahsettim. Mutfaktaki kilimlerinden bahsettim. Onlar hiç uymamıştı. Oradaki bambuluk, baharatlık takımın inanılmaz yer kaplamıştı. Yatak odanın başlığında iki tane başlık vardı. Biz bir tane görmek istedik ama boydan boya duvarı kaplayacak şekilde kapitoneli bir başlık gördük. Sadelik görmek istedim, avantgard çok gördüm. Üzgünüm. Bu yüzden puanım iki. Yani bunlar hep altı boş. Bahane yani bunlar. Kendi günümde kurtarmak için. Öyle mi diyorsun? Yani ben kimsenin zevkine göre zaten yapmıyorum. Evet. Diyor ki yani burası benim zevkim ve bu zevke göre sizce ona burada bir uyum şey yok mu diyor. Ona bir bakın yapmıyorlar diyor. Yani. Hı. Ben onlara kendi günüme oynamıyorum. Ama kesinlikle yani, oynamıyorum. Yani kesinlikle beş hak eden bir eve, bu kadar şatafata, bu kadar güzelliğe. Yani bu iki ne demek? Her şey şatafat değil. Biz sadelikten yana olduğumuz için biraz sadelik görmek istedik açıkçası. Herhangi bir odanda evet şatafat görmüş olabiliriz ama bir odanda en azından sadelik görmek istiyoruz. Yani iki sadece yemek masam alır ya. Gerisi nerede? Hiç mi? Sen bu evine 5 puan mı bekliyorsun? Daha mı az mı bekleyeceğim acaba? Tabii ki de 5'i bekleyeceğim yani bunca yaptığım hazırlıklara. Çok abartı be canım, valla. Seninle de göreceğiz be canım. Ben klasik seviyorum. Abartı sevmiyorum. Yani abartı giyimimi de seviyorum. Hmm. Peki. Vermiş olduğum 2 puanı kesinlikle hak etti çünkü eleştiriye açık değildi. Peki Canan, seninle devam edelim. Önce sebeplerini duyalım. Beni gözlerimi çok yordu. Çok kalabalık, müze gibi geldi. Çok abartılı, çok şatafatlı. Hiç rahat edebileceğim bir ortam değil. Hatta diken üstünde oturur gibi oturdum bütün program boyunca. Çünkü strese girdim. Bu kadar klasiğin arasında strese girdim. Yani kendimi sorguluyorum. Acaba yakıştım mı koltuğun üzerine diye o kadar abartı. Fakat bunun yanında güzel olan yanları da vardı tabii ki. İkram masası gerçekten çok güzeldi. Herkesin eline sağlık. Güler yüzle karşıladı bizi. Karşılaması çok güzeldi. Benim için yeterli olan değerlendirdiğim kriterler bunlar. Peki. Puanını görelim Canancığım. Benim sana puanım 3 puan. Yani tam tersi çıktılar. Hmm. Evet, en düşüğü benden beklemiştin aslında. Evet. Merve'den yüksek beklemiştin ama ters köşe oldu. Evet, ters köşe oldu. Peki ama 3 de tabii az benim evim için de. Sen nelerden kırdın? Yani gözlerim çok yoruldu. Biraz takinlik istedim Merve'nin de dediği gibi. Tabii ki sevebilirsin. Ben de gold duvarakları çok seviyorum ama hepsini aynı odada ve birden fazla alanda görmek hoşuma gitmedi. 2 puanı buradan kırdım. Evet. Ne diyeyim ki? Fazla geldi diyorlar. Fazla değil yani. Ben sizin için en güzel şekilde hazırlamışım burayı. Yani senin için şıklık olan, evet. Ağır olan, özel yani olan. Ben sizi normal oturma odasında ağırlamıyorum. Oturma odam sade, sakin yani. Normal, spor, rahat. Yani burası salon. Misafirlerim ağır. Evet, salonun çok şık. Ama dediğim gibi ben diken üstünde oturdum burada oturduğum süre boyunca. Şıklık her zaman rahatlık anlamına gelmiyor. Ben misafir olarak gittiğim yerde biraz da rahat etmek istiyorum açıkçası. Rahat et, rahat. Ben sizi rahat ettirmeye zaten her türlü çalıştım. Sizin rahatlığınız için her şeyi elimden gelen fazlasıyla yaptım. Evet, misafirperverliğini nasıl buldun Canancığım gelinimizin? Ben misafirperverliğini beğendim. Beğendim. Karşılamasını evet. Da aynı şekilde. Yani nezaketini de aynı şekilde. İçerisinde zaten var. 3 puanım bunlar. 1 puanım evet. Karşılama, 1 puanım nezaketi. 1 puanım da ikram masası içinde. Sen şimdi karşılamasına 1 puan mı verdin? Evet. Ben o zaman yarın daha fazlasını bekliyorum. Bana daha fazla vermek zorundasın. Çünkü ben daha üstünü ne yapacağım? Daha güzel karşıla, daha yüksek verelim. Wow. Hadi bakalım. Yarın görecek aslanım. İnşallah. Evet İrem Nur, seninle devam edelim canım. Evin güzel, evet. Ama sanki 34 yaşındaki bir bayan evi değil de birazcık daha yaş üstündeki bir bayan evi gibi duruyor.
gerçekten çok ağır. Kaç yaşında olabilir bu evde yaşayan kişi? 45 yaşından aşağı 60 olamaz. 60 yaş üzeri bana göre. Emekli olduktan bana sonra. Bana göre en düşük 45. Yani 45-50. Evet. Çünkü gerçekten çok ağır, çok göz yoruyor. Yani benim kullanacağım tarz değil. Tabii ki önemli olan benim kullanacak olan değil ama. Evin genel bir şekilde değil zaten. Yani salon ayrı olduğu için bu şekilde ağır. Peki mutfağı gördük. Mutfak da mı böyle ağırdı? Değildi. Mutfak çok ağır değildi. Aha. Evet ama mutfakta da bir ayrı uyumsuzluk vardı. Hı. Mutfakta hiçbir uyumsuzluk yoktu. Yatak odan fonu diğerlerine uymamıştı renk olarak. O kocaman bir başlık zaten apayrı bir şeydi. Hepsi ton sürton zaten gidiyor beraber. Hepsi uyumluydu o odada. Anlıyorum 50 bin lira için burada savaşıyorsunuz, yarışıyorsunuz ama yani verdiğiniz puanlar da ortada belli. Kendi gününüzü oynuyorsunuz. 50 bin lira da yani alı sizin olsun. Bu kadar da evim gömülmez mi kardeşim? 50 bin lira için savaşmıyorum. Her şeyi abarttı şey. Ya ne yapıyorsunuz siz? Bu ev kesinlikle bu puanları zaten hak etmiyor. Tabii ki 50 bin TL için savaşıyoruz ama hak etseydi o puanı verirdim. Yani ben puanımı açmak istiyorum. Peki canım puanını görelim. Benim sana puanım 2 puan. Allah'ım ya. Gerçekten diyecek laf yok bunlara. Dediğim gibi evini değerlendirip verdim ben puanı. Neyini değerlendirdin sen ya? Az önce de söyledik, sadece 2 sofram alır zaten. Ne çeyizi nerede, odaları nerede, karşılamam nerede, misafirperverliği nerede? Siz gömdünüz gittiniz. Dediğim gibi evini aşırı derecede göz yoruyor. Ben şu an burada otururken... Hiç de göz yormuyor arkadaş, hiç de göz yormuyor. Aşırı derecede ağrıdı mesela. Arkanda yastıklar dolu, dayan arkadaşım. Hayatında ilk kez böyle ev görmüşsün. Kalkmışsın ne yorumlar yapıyorsun? Sürekli standart spor oturma koltukları bilmem ne. Avantgard koltuğu görünce göz yordu, göz yordu. Başka bir şey yok. Hayatında neyinizin ilk kez gözünü yordu? Böyle bir koltuklarda görmedim Elif. Benim misafirannemde de böyle koltuklar var ama kendi oturduğum evimde yok. Çünkü spor sevdiğim için ve göz yormasın, gelen misafirim rahat etsin diye böyle koltuklar tercih etmiyorum. Benim zaten arkadaşlarım, günlük sürekli gelenler biz oturma odamızda rahat şekilde oturuyoruz. Böyle şık, ağır misafirlerim bu şekilde karşılanıyor. Keşke oturma odasında mı acaba? Yani onlara hak ettiler demek ki. Ben onlara daha güzelini layık gördüm. Onlar kendilerini buna layık görmüyorlar. Yalnız Elif Hanım'ın nezaketinden eser kalmamaya başladı puanlar açıldıktan sonra. Yani siz çok nezaketli puanlar verdiğiniz için ben adaletli ben de ona puan göre verdiğini etme bulma dünyası. Ben gayet adaletli Canan puan verdiğimi düşünüyorum. Söylüyor musun? Canan'ın puanını da mı az buldun? Onlardan bir nebze ondan daha düşük bekliyordum mesela. Düşük benden bekliyordu aslında. Evet. Sanıyorum 2 verenlere biraz öfkelendi. Evet ama yine de nezaketi elden bırakması hoş olmadı şu aşamada. Gününüz gelince görürsünüz. Senin yaptığın tam bir gösteriş. Sen şov yapmışsın ama senin şovun yetmedi. Onun için benden 2 puan aldın. Seda Nur'la görelim bakalım. Devam edelim. Çünkü sadece Seda Nur'un puanı kaldı. Onu da merak ediyoruz. Sen direkt puanını aç istersen onun üzerine konuşalım Seda Nur'cum. Olur mu? Tamam. Peki canım. Puanını görelim. Beş puan beklediğin evine puanım. Üç puan. Süper. Yani. Beğenmedin mi 3 puanı? Hayır. Arkadaşlar yani puanı kıyafeti... beğenmedim. Nasıl beğenemedim? Ben hiçbir puanı beğenmedim. En azından 2-1 vermedik biz. Oldu. 1-2. Yapma. Yani. Sinirden gülüyor şu anda Elis. Yani. Aa, yarın benim günümde göreceksin. Sen bu şatafatı bana söylesin de sen gelmişsin buraya gelin tacınla şatafatın şeyinle. Kalkmışsın eve bahane buluyorsun. Kalkmışsın bir de bu puanları veriyorsun. Biraz da tutarlı olun be arkadaş. Tacımı kıskandın herhalde. Hay çatladım. Evine baktım da hiçbir şey göremedim. Ama zaten bizim puanlarımızla senin evin çöp oldu.
Benim evime çöp diyemezsin bir kere. Sen kelimelerine dikkat et, konuşmalarına dikkat et. Saygısız olamazsın. Sen dedin ya, benim evimi çöp ettiniz. Benim evimi bu ettiniz dedin. Senin evini çöp ettik biz. Hiçbir ev çöp değildir bir kere. Herkesin evi kendinin kendi sarayıdır. Toplamda gelinlerden 10 puan aldın Elisciğim. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Haftanın ilk gününde Elis gelin bizi davulla, zurnayla, çocuğuyla ve eşiyle birlikte kapıda karşıladı. Çok enerjik ve çok pozitifti. Tüm gün boyunca o güleç yüzü hiç solmadı. Gayet misafirperver şekilde bizimle çok içtenlikle ilgilendiğini düşünüyorum. Yemek masası gerçekten rekor sayılabilecek düzeydeydi. Son derece lezzetliydi. Farklı ve değişik yemekler, lezzetler, tatlılar gördük kendisinin masasında. Uyum var mıydı? Kesinlikle vardı. Salonunda da evet, bu avantgard tarzın içerisinde uyum vardı. Kendine göre bir tarz yapmıştı ve o tarzda birbirine uyumlu kombinler görebildik. Hem salonunda hem de yatak odasında. Ama gelinler bu tarzı çok sevmediklerini belirttiler. Biraz düşük puanlar verdiler bu sebeple. Yatak odasına ve salonuna göre mutfağı gayet sade ve spordu. Çeyizi de bence çok güzeldi. Özellikle yelekli kombin olan yelekli patikli takımlarını çok sevdim ben. İlişki testinde de son anda o şık armağanımızı kaçırdılar. Bilemediler. Buna da üzüldüm ben. Benim gelinime puanımı siz de cuma günü öğreneceksiniz. Her şey için sana çok teşekkür ediyorum. Yuvanda mutluluklar diliyorum canım benim. Evet, her şey için çok teşekkürler ediyorum bir tanem. Ellerin kolların dert görmesin. Çok güzel bir gündü. Tekrar bekliyorum sizi. Enerjine de bayıldım ayrıca. Kırmızı da sana çok yakışmıştı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Hiç moralini bozmuyorsun. Tamam mı? Harika. Evet, sizlere de çok teşekkür ediyorum hanımlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz aslında. Yarın yine Edirne'deyiz. Edirne'nin neresindeyiz Seda Nur? Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'ndeyiz. Yeni? İmaret. Yeni İmaret Mahallesi'ndeyiz. Evet. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor? Böyle tacınla, payet elbiselerinle ben iddialıyım diyorsun. Sarı saçlarınla. Ben kesin iddialıyım. Diyorsun. Evet. Evini çok merak ediyorum. Karşılamanı da. Karşılamaya bayılacaksınız. Hadi bakalım. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın. Çal ne ya. Güzel bir mahalle bu böyle. Bunlar ne acaba? Perde demeye bin şahit lazım zaten. Tüllerin aynı 9-8'lik roman havası gibi. Koltuklarda halay çekiyor vallahi. Deponun avizesi herhalde ki buraya takmış onu. Ben küçükken babam vefat ettiği için annem bana bunu hediye etti, anladım. Biraz daha içine itekle, 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 doldur, itekle, içeri itekle, doldur. Itekle, itekle. Durun be. 19 yaşında bir yeni gelinin yatak odası böyle mi olmalıydı? Çal abi, çal, boş ver ama. Peçetelerdeki halkalar, daha doğrusu tokalar. Kullanıp mı getirmişler, ben anlamadım. Ay üzülürüz ama biz böyle ağlarsak. Sahte altın takmayı teklif etse nasıl tepki verirsin? Kabul etmem. Nasıl olur gelin evi döşemesi, temizliği? Gelini gelin yapandır eve getirdiği çeyizi. İkram da yoktur üstüme güvenirim ben.